aniden geliyor. Migren ağrıları genellikle tek taraflı olmaktadır. İnsanın tüm dengesini sarsıyor. Migren ağrıları hayatı adeta kabusa çeviriyor. Bu ağrı esnasında menenjit benzeri semptomlar meydana gelebilir. Peki migren ameliyatla tedavi edilebilir mi? Bu ameliyatın başarı oranı %90'dır. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Ufuk Askeroğlu şimdi Zahide Yetiş'le de. Asla tekrar yaşanmayacak bir gün bugün. Kıymetini bilip iyi ve güzel yaşamak lazım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağlığınız için buradayız. Böyle bizi izlerken şöyle keyifle koltuğunuza oturup da izlemek var. Bir de Allah'ım başımın ağrısından duramıyorum. Sanki başıma çivi çakıyorlar diye hissedenler var. Kimisi bu baş ağrısının migren olduğunu farkında bile değil üstelik. Peki migrenin tedavisi var mı, çözümü var mı? Siz migren olabilir misiniz? Bugün migrenden bahsedeceğiz. Sonra rüyalardan bahsedeceğiz. Haberci rüyalardan. Rüyada korktuklarımız, sevindiklerimiz. Rüyalar için bir sürü şey söylerler. Mesela ben de bak bunları yeni öğreniyorum. Neymiş? Altın bilezik erkek çocuğu demekmiş. Kız çocuğu görmek kötü habermiş. Tövbe yarabbim. Neler biliyorsunuz? Siz bana yazın. Instagram'a attım rüyalar ve bugün migreni konuşacağız diye. Altına yazın. Ekip arkadaşlarım onları topluyorlar ve bana tek tek sonra söylüyorlar. Efendim tekrar hoş geldiniz. Gözünüze yaş, ayağınıza taş, başınıza da ağrı girmesin. Bugün operatör doktor Ufuk Askeroğlu ile beraberiz. Gerçekten babanız asker miydi? Asker emeklisi, evet. Asker emeklisi. Evet. Yani soyadının gerçekliği de var. Evet. Peki. Var. Şimdi Ufuk hocam, çok önemli bir şey. Herkesin başı ağrıyor da hangi baş ağrısına migren diyorsunuz? Şimdi migren tanısını nöroloji doktorları koyuyor. Genelde migren tanısı şöyle oluyor. Hastanın fizik muayenesi öyküsüne göre konuluyor. Yani ağrının tipine göre konuluyor. Hasta ağrının tipini söylüyor nöroloji doktoruna. Nasıl tipleri var ağrının? Ağrının şu şekilde. Birden bire giren, geceleri ağrıyan. Ağrı genelde 4 saatten 72 saate kadar uzayan yarım baş ağrısı şeklinde başlar. Yarım baş ağrısı ne demek? Yarım baş ağrısı kafanın bir tarafına hasta genelde o şekilde başlar. Sonra öbür tarafa yayılır. Ve bu ağrı esnasında genellikle çeşitli semptomlar gözükebilir. İşte mide bulantısı. Hangi belirtiler? Işığa duyarlılık, sese duyarlılık. Böyle semptomlar, menenjit benzeri semptomlar gözükebilir. Eğer böyle bir belirtiler dileğimiz sonra. Yani ses duyarken rahatsız oluyorum. Kesinlikle. Işık gördüğümde bakamıyorum, ağrım artıyor. Işığa, sese? Işığa, sese duyarlılık oluyor. Ve gürültüye duyarlılık oluyor. Bazı hastalarda kokuya da çok hassasiyet oluyor. Ha, kokuyor burası. Evet. Niye kokuyor? Kokuya hassasiyet oluyor. En ufak parfüm kokusunda mesela migren ağrısı tetikleniyor hastanın. Hmm. Eğer böyle belirtiler varsa da nöroloji doktorlarına başvuruyor böyle hastalar. Ve nöroloji doktorları migren tanısını koyuyor. Daha sonra gerekirse bize başvuruyorlar tedavisi hakkında. Şimdi doktorum operatör doktor, yani ameliyat yapan bir doktor. Migrenin tedavisinden de bahsedeceğiz aslında. Bu tedavi herkese uygulanabilir mi? Şimdi bir sürü soru gelecek. Fakat bu tedaviyi konuşmadan önce yazanlar var. 8 aylık bebeğim var diyor Ayşe Hanım. Instagram'a yazanlardan bahsediyorum. Migren ataklarım tutuyor ve dayanamıyorum diyor. Kıyamam. Hamilelikle beraber de değişir mi? Migren fazlalaşır mı? Hamilelikte şöyle... %50 oranında artma ihtimali var. Genelde zaten migren hastaları şöyle söyleyeyim. Menopoz döneminde kadınlarda %50 oranında geçebiliyor. Geçmeyen hastalarda da mesela şiddetlenebiliyor. İşte bunu aslında hamilelik döneminde geçen hastalarda mesela %50 oranında geçme ihtimali var. Geçerse eğer menopozda da geçebiliyor bu. Allah Allah, nasıl oluyor? Fakat bütün vücut kendini korumaya alıp migreni durduruyor mu? Durdurabiliyor ama genelde geri kalan %50'sinde şiddetli bir şekilde artıyor ve hamile kalamıyorlar. Çünkü kullandıkları ilaçlar çok yoğun ilaçlar olduğu için hamilelik döneminde kullanamayacakları ilaçlar. Ciddi misiniz? O yüzden mecburen hamileliği erteliyorlar veya migreni korkuyorlar. Migreni çekmek zorunda kalıyorlar. Evet. O yüzden çoğu hasta da hamile olmaktan korkuyor. Çünkü bu bir şans açıkçası. Kimde duracak ağrı, kimde devam edecek, onu bilmediklerinden dolayı hamileliklerini erteliyor hastalar. Peki Murat Bey diyor ki auralı migreni olanların daha zeki olduğu söyleniyor. Doğru mu? Bak. Bilmiyorum. Öyle bir bilimsel bir çalışma yok maalesef. Auralı migrenin diğer migrenden farkı ne? Auralı migren dediğiniz migrende hasta ağrısının geldiğini fark eder. İşte önce bir ışığa duyarlılık olabilir, sese duyarlılık olabilir. Ağrının geleceğini hissedebiliyor. Bunu auralı migren tipi diyoruz. İşte kokuya hassasiyet, bunlar aslında auralı bir belirtisidir. Bu biraz daha yoğun yaşanan kısmı. Biraz daha yoğun yaşanan, çok aşırı mide bulantısı çekebilir hastalar dediğim gibi. En ufak şeyden rahatsız olabilirler. Biraz daha yoğun yaşarlar o hastalar. Peki bizim stüdyomuzda da varmış migren hastaları. Sizde mi var? Bir anlatır mısınız? Ne zaman başladı? Ne zamandır çekiyorsunuz migreni?
iş hayatına girdikten sonra başladı bende. Stresten dolayı. Peki nasıl hissettirdin? Nasıl anladın ilk migren olduğunu? Şu taraflarımda çok fena bir ağrı hissettim. Şurada? Evet. Peki böyle bastırınca iyi geldiğini hissediyor musunuz? Evet evet, masaj yapıyorum şöyle. Ondan sonra biraz daha iyi geliyor. Ama çok hissediyorum ve çok stres yapıyor. Arkamda bir televizyon açık olsun sinirleniyorum. Müzikle birlikte kaldıramıyorum iş ortamında. Yani böyle sakin olacak, sessiz olacak, işime adapte olacağım. Ah, ekstra kızım, bir nerede olunca... öyle bir iş yeri? Ya evet. Olanlar şanslı da her zaman öyle bir şansı yok. Peki hanımefendiye verir misin? Yanında hemen. Onda da varmış migren. Sizde ne? Yok mu? Var dedin ya ben girdiğimde. Sor kızım, tabii ki. Lodos'lu havalarda artıyor mu migren ağrısı? Migren artı lodos havalarda artar. Çünkü lodostan gelen tozlardan dolayı tetikliyor. Genelde bu burun kaynaklı migren dediğimiz migren tipinde oluyor zaten. Migren tiplerinin çeşitleri var. Yani tetik noktalarına göre değişebiliyor. Ameliyat da buna göre değişebiliyor. 6 tane farklı tetik noktamız var. Özellikle burun kaynaklı migrende lodos da artabiliyor. Sinüzit migren yapar mı? Sinüzitten sonra daha ağrı. Sinüzit farklı bir ağrı. Tamamen farklı bir ağrı. Migren tamamen farklı bir ağrı. Şeyden sorabilir miyim? Tabii ki kuzum. Bu yarım baş ağrısı diyoruz ya, sadece şurası ağrıyor. Evet. Onun migrenle bir alakası şimdi var mı? Şimdi tetik noktalarından bahsetmek gerekirse 6 tane bölgemiz var. Mesela hanımefendi dedi benim alın bölgem ağrıyor dedi. Burada kaş çatma hareketini yapan bir kasımız vardır. O kasın altından bir sinir geçer. Ve tam bastırdığı nokta hanımefendinin migren tetik noktasıdır. Neresi tam orası? Şu bölgeden bir sinir geçer. Alın derisinin duyusunu alan sinir. Şu kaşın her iki tarafından. İki taraftan da buradan. Mesela bir noktamız budur. Sizin gösterdiğiniz mesela şakak çukuru. Şakak çukuru da ikinci bir noktadır. Burada da bir tane sinirimiz var mevcut. Bu bölgenin duyusunu alan sinirimiz ve burada tetiklenebiliyor. Ense bölgesi var. Ensenin orta hattı var. Üçüncü bölgemiz. Sonra kulak arkamız var. Kulak arkasından geçen bir sinirimiz var. Şu şekilde gelir. Ve özellikle saçın içinde bir tane daha sinirimiz mevcut. Bu beşinci migren tetik noktası. Ve altıncı migren tetik noktamız da burun kaynaklı migren. O da göz arkasından başlayan, tepeye yansıyan bir ağrı yapar. İşte burun tam içinde... burası mı ağrıyor onda da? Evet, tam tepeye yansıyan bir ağrısı olur. Hasta gözümün arkasından bir ağrı geliyor. Gözüm oyuluyormuş gibi hissederim der. İşte öyle bir şey varsa hastaya... tomografi çekiyoruz, burun tomografisi. Burnun içinde patoloji varsa burun içine müdahale ediyoruz. Yani önce burnu iyileştirip eğer burundan kaynaklanmıyorsa o zaman anlıyoruz ki herhalde. Yani hastanın fizik muayenesine göre eğer burundan kaynaklıysa senden tomografi çekiyoruz. Bakıyoruz burundan gerçekten herhangi bir patoloji varsa o zaman burun ameliyatı yapıyoruz hastaya. Peki. Bakın Melike Hanım diyor ki Instagram'daki sorulardan başımın sol tarafına karıncalı ağrı oluyor. Bu migren midir, normal ağrı mıdır? Karıncalı ağrı. Duymuşsunuzdur siz böyle size bir sürü evet. Şekilde geldikleri için. Ya şimdi migren ağrısında karıncalanma olabiliyor açıkçası ama migren tanısını koymak için tamamen hastayı dinlemek lazım. Yani böyle karıncalı ağrı değil de hastanın diğer öykülerini dinlemek lazım. Ağrısı nasıl başlıyor, kaç saat sürüyor, nasıl bir ağrısı var, hangi bölgeleri ağrıyor bunlara bakmak gerekiyor. Tabii hastaya bir nöroloji doktoruna gitmesini tavsiye ediyorum. Mutlaka hastaya, nöroloji tabii, doktoru. Tabii nöroloji doktoru mutlaka gitmeleri şart. Şimdi tedavisinde bu ameliyatı ben de merak ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz da migreni durduruyorsunuz çok merak ediyorum ama mesela siz de yaşıyorsunuz değil mi? Nasıl yaşıyorsun? Dün benim vardı yarım baş ağrısı. Programdayken var mıydı? Evet. Nasıl dayandın? Ya vallahi işte, alıştım artık diyeyim yani. Aynen ben de öyle ışığa, sese çok duyarlı oluyorum. Çekemiyorum yani katlanamıyorum o ağrı olunca. Bir de şeyi soracağım. Çikolata ve kahve tetikliyor mu ağrı? Evet, çikolata ve kahve türü içecekler bazı migren hastalarını tetikliyor. Domates türü. Yani bazı hastalar açıkçası... benim migrenimi arttırıyor. Tamamen bu hastaya göre değişebiliyor. Yiyecekler. Her hasta farklı olabiliyor ama tetikliyor. Kendinize göre. Fark ettim de ben o açıdan dedim. Tetikliyor. İyi, siz keşfetmişsiniz. O zaman uzak durmak lazım. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Aslında dün daha erken yazmış oldum. Hem rüyalarla hem de uykuyla ilgili lütfen yazın bana diye. Bir gelin hanım yazmış. Ben çok seviyorum böyle kayınvalidesine sahip çıkan, el üstünde tutan gelinleri. Senin de mi sorun var? Verin mikrofonu. Tamam. Tamam, hemen döneceğim. Şimdi Samet Arabiya Tuna. Merhabalar ablacığım diyor. Ben kayınvalidem için bana telefonunu yaz diye okuyorum bunu kuzum. Telefonunu yaz ki seni bağlayayım. Hocamdan da destek istemek istiyorum kayınvaliden için. Ben çok etkilendim çünkü yazından. Ben kayınvalidem için yazıyorum. Onun hikayesi çok buruk aslında. Çocuk yaştan beri baş ağrısı var, migren demişler. Tedaviler görüyor ama yine de ağrısı tutunca hiçbir şey fayda etmiyor. Hastanede buluyoruz kendimizi diyor. Serum takıldı diyor ve iki günde ancak kendine geliyor. Doktor bir ilaç veriyor. Ay dur, dokundum gitti.
Doktor bir ilaç veriyor ama epilepsi ilacı. Ben de bunu anlamıyorum. Çok üzülüyorum anne. Biz bile ayda bir ağrısa perişan oluyoruz. O ayın 15 günü ağrılı geçiyor. Ben ona artık kesin çözüm istiyorum. Eşini daha 2 senelik evliyken kaybedip sevgili eşimi büyütmüş. Bak, kayınpederinin kaybından bahsediyor, kayınvalidesinin. Eşini daha 2 senelik evliyken kaybedip sevgili eşimi büyütmüş kendi başına. O bana eşimi verdi. Ben de ona çare istiyorum demiş. İnşallah ben de sana çare olurum. Çok istiyorum. İnşallah beni duyuyorsundur. Samet Arabiya Tuna. Telefonunu yaz. Hemen seni bağlayacağım. Hocamdan destek isteyeceğim. Tabii ki. Ben böyle gelin olsun başımın üstünde tac ederim. Kayınvalidesi için yazmış. Çok mutlu oldum. Akşam okudum. Şimdi de söyledim. Bana yaz hemen. Şimdi Melike diyor ki Fatma Hanım da diyor ki akşam pilav yiyince sabah migrenim tutuyor. Pilav tetikler mi? Tetikleyebilir. Pilav yani bile. Her hastada farklı oluyor gerçekten. Yani patlıcan, pilav, domates her hastada farklı olabiliyor bu. Herkes de tetikleyecek diye bir şey yok ama bazı hastalarda tetikleyebiliyor. Bu inanılmayacak kadar çok migren rahatsızlığı yaşayan insanlar. Az veya çok ama bir şekilde baş ağrısı yaşıyoruz. Dilek Hanım da adet dönemine yakın şiddetli migrenim tutuyor. Ne önerirsiniz demiş. Şöyle hormonal migren dediğimiz migren tipi bu. Maalesef çok fazla ilaç da yok. Yani migreni tamamen geçecek ilaç yok. Sadece ataktan önce atağı hisseden hastalara verilen ilaçlar var. Bunları kullanabilirler. Eğer çok fazla rahatsız ediyorlarsa ilk tedavimiz ameliyat değil tabii ki. İlk tedavimiz botulinum toksini ile migreni çözüm aramaya çalışıyoruz. Eğer bu fayda etmezse hastaya veya devamlı 3 ayda bir yaptırmak istemiyorsa botulinum toksinini o zaman ameliyata yönlendiriyoruz. Bu botulinum toksin dediğiniz bizim botoks diye aslında güzellik olarak söylenen, evet, hani güzellikte amaçlı, işe yarayan, estetik amaçlı söylenen ama aslında zaten bulunma sebepleri de bunlar. Sonra estetiğe dönmüş olay. Evet. Asıl bulunma sebebi botoksun belki de migrenin tedavisi olabilir. Migrenin tedavisi yani şu %75 gibi başarı oranı var botulinum toksininin. Şu şekilde şimdi migrende sinirlere bası oluyor. Sinirlere bası yapan 2-3 faktör var. Bir tanesi kas dokusu. Bu kas dokusunu botulinum toksini kası donduruyor. Kas dondurulunca migreni tetikleyen sinirlere bası olmuyor. Yani bayağı şu migreni hani evet. Hocam söyledi ya biri buradan geçiyor, iki tanesi buradan geçiyor ensenin arkasında. Bu sinire eğer sizin kasınız temas oldu, ederse. Evet, kas spazmı olduğu zaman, kasıldığı zaman mesela hasta kaşlarına şöyle çatıyor ya. Aha. Bu çatma hareketini yapıldığı zaman sinire bası oluyor. Evet. Şunları tetikliyor. Evet, buradaki kaslar buradaki siniri tetikliyor özellikle. Mesela bu bölge botulinum toksini yaptığım zaman o kaslar gevşiyor. İstese de yapamıyor. Yapamıyor ve böylelikle ağrı azalabiliyor veya tamamen geçebiliyor. Şimdi bir sebebi bu kas bası. İkinci sebebi migrenin sinirlerin etrafındaki damarlar. Sinirlerin etrafında mesela hasta migren ağrısı hastası der ki ağrım esnasında şuraya bastırıyorum damar atması hissediyorum der. Veya bastırdığım zaman ben rahatlıyorum der damara bası uyguladığım zaman. Mesela bu damarlardaki genişleme olduğu zaman damarların içindeki kimyasal madde der sinire temas ediyor. Bu da ağrıyı tetikliyor. Bu tabii bunu botulinum toksini geçirmiyor. Bunu ameliyatla çözebiliyoruz ancak. Bazı migren tiplerini ameliyatla, bazı migren tiplerini botulinum toksiniyle çözebilirsiniz. O yüzden migren ameliyatının başarı oranı %90 civarındadır. Ne diyorsunuz? Ama botulinum toksinin başarı oranı %75'tir. Aradaki fark bundan kaynaklı. Vallahi şu an ağrı yaşayan kim ya yani bir gece ağrısız uyumak için neler vermezdim Zahideciğim deyip bana yazan bir izleyicim olmuştu. Hayal etmeye çalıştım ağrısız bir dünyayı. Tanımıyor, bilmiyor yıllardır ne kadar acı. Peki siz nasıl yaşıyorsunuz? Yani doğum yaptıktan sonra başladı bende bu sadece bu taraftan bir taraftan başlıyor boynumda. Daha önce hiç öyle bir şey yok muydu? Hiç yoktu. Sezaryandan sonra evet, ortaya çıktı. Evet, iki gün boyunca o ağrıyı çekiyorum. Yani sadece bir kısmı, şu kısmım ağrıyor. Ama iki gün boyunca o ağrıyı çekiyorum, çok canım yanıyor. İki günden hiçbir sonra? Hiçbir şey yapamıyorum yani başım ağrıdığı zaman. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Yani yemek yapsam bile farklı şeyler yapıyorum. Kendini veremiyorsun hiçbir veremiyorum şeye. Çünkü dikkatimi veremiyorum. O kadar şiddetli ağrıyor. Eşin alıştı mı bu durumuna? Şey yapıyorum yani biraz uyuyorum diyorum ki 5 dakika biraz uyuyayım ben kendime gelirim diyorum. Kalkıyorum biraz geçiyor kendimi herhalde teselli ediyorum. Sonra tekrar işimi hallediyorum. Yani yemeğim varsa yemeğimi yapıyorum. Çocuğumla ilgileniyorum. Peki. Benim de gelinimin şuralardan tutuyor. Komaya giriyor, ta hastaneye götürüyoruz. Serum, meron, iğne anca öyle düzeliyor. O kadar ciddi oluyor. Evet. Ne zamandır böyle? 3-4 senedir öyle. Peki bu arada şimdi seni görünce bir şey söylemek istiyorum. Bak ablamı görünce hatırlıyorum her seferinde. Bu çok önemli bir şey aklıma geldi, uyarayım. Bir gün bir nüfus kağıdı bulundu. Kimin olduğu belli değil.
Ablamınmış. O yavrum da farkında değil. Sonra verirken dedim ki ne olur dikkat et. Nüfusunu kaybetme. Paranı kaybet. Nüfus cüzdanını kaybetme. Hiç ummadığın bir yerde. Bak suç işlenir. Para çalınır. Bir şey olur. Nüfusun orada çıkar. Lütfen dikkat edin. Paranızı kaybedin. Kimliğinizi kaybetmeyin. Vesileyle tekrar söylemiş olayım. Peki hem hanımefendi için hem kayınvalidemiz bak gelini için konuşuyor. Acaba uygun olabilir mi ameliyat için? Tabii ki. Şimdi biz ameliyatı kimlere yapıyoruz? Ameliyatı ayda iki veya daha fazla atak geçiren, kullandığı ilaçlara maruz kalmak istemeyen, yani ilaçların yan etkisine maruz kalmak istemeyen hastaları veya kullandığı ilaçlar fayda etmiyorsa ve sosyal yaşantısını ciddi bir şekilde de etkiliyorsa migren hastalığı, biz ameliyatı öneriyoruz hastalara. Bu ilaçların yan etkileri ne olabilir migren? İlaçların yan etkileri çok fazla. Bağırsak enfeksiyonundan tutun kalp krizlerine kadar çok ciddi yan etkileri mevcut. Çünkü kullandıkları ilaçlar gerçekten ciddi ilaçlar. Mesela örnek olarak epilepsi ilacı verdiler dedi. Evet. Antidepresanlar verilir, epilepsi ilaçları verilir. Migrene özel ilaçlar vardır, onlar verilir ve bunlar gerçekten ciddi ilaçlardır. Hastanın normal ufak ağrı kesicilerle ağrısı geçiyorsa zaten biz migren ameliyatını çok önermiyoruz. Sizin ufak bir ağrı kesicinizle ağrınız geçiyorsa kullanın, devam edin. Ama hayır, ama geçmiyor. Komalık oluyor diyor. Evet, aynı şey. Komalık oluyor. Veya migren ilaçlarına karşı herhangi hiçbir fayda etmiyor. Sadece çok hafif hafifletiyor ve sosyal yaşantını ciddi bir şekilde etkiliyorsa o zaman öneriyoruz bu ameliyatı biz. Peki ameliyatta konuşalım ama Dinçer Bey şöyle demiş. Göz bozuklukları, astigmat migreni tetikler mi? Tetikler tabii ki. Yani gözle ilgili bir rahatsızlık varsa bu normal sana baş ağrısı da yapar. Normal bir baş ağrısı veya hastanın da migreni varsa üst üste biner bunlar ve daha şiddetli bir baş ağrısı çekebilir hasta. Niye baş ağrıyor? Yani bu tetikleniyor ve kas ne yapıyor oradaki sinir? Kendini korumaya mı alıyor? Sinirde bir iritasyon oluyor. Yani bası oluyor. Ya yani nasıl, şöyle örnek vereyim. Mesela el bileğinde sinir sıkışması, şiddetli ağrısı olur, elde uyuşma olur. Aynı bu şekilde düşünebiliriz. Bu sefer de başımızda. Başta sinir sıkışması oluyor. Şiddetli ağrılar meydana geliyor ve baş ağrıları çok şiddetli oluyor. Daha şiddetli oluyor el ağrısından. Peki sezaryandan sonra oldu dedi. Sezaryandan sonra tetiklenen bir şey mi ortaya çıkmış tetiklenen olabilir? Tetiklenen bir şey olmuyor aslında sezaryandan sonra. Şimdi migren hastalığı genelde en fazla görünen yaş civarı 25-35 yaş arasıdır. Neden? 25 ve 35 yaşlarında çıkıyor. Çünkü stres artıyor hayatımızda. Bakan efendi iş yerinden zaman. Dolayı. Tabii, yorgunluk artıyor, stres artıyor. Bundan dolayı daha 25-35 yaşlar arasında daha fazla gözüküyor. Ama çocukluk çağında da gözükebiliyor. Yani 7 yaşında da başlayabiliyor migren. O yüzden çok ciddi bir hastalık. Özellikle sana şöyle söyleyeyim. Tüm dünyada migren hastalarının sayısı epilepsi, astım ve diyabet hastalarının sayısının toplamından daha fazla. Ne diyorsun? Ve %50'sinde de teşhis konulamamış yani. Şu %50'si doktora gitmediğinden dolayı teşhisi yoktur aslında baktığımız zaman. Halbuki bilse belki tedavi konusunda daha doğru bir yol izleyecek. Peki Koray Bey demiş ki, bak bugün beyler daha çok yazıyor. Onu fark ettim. Koray Bey demiş ki 10 yıldır şiddetli migren hastasıyım. 15 günde bir oluyor. 3 gün hayatımızdan en güçlü ilaçlar fayda etmedi. Ameliyatı nasıl olabilir? Şimdi ameliyat çok basit bir ameliyat aslında. Hastalar genelde korkuyor. Bu bir beyin ameliyatı mı diyor. Kesinlikle beyin ameliyatı değil. Dediğim gibi aynı bu duyu sinirlerini gevşetmeye yönelik bir ameliyat. Cildin altında bulunan sinirleri gevşetiyoruz. Yani kesinlikle kafatasıyla ilgili bir olay değil. Zaten ben plastik cerrahi uzmanıyım. Beyin cerrahisi uzmanı değilim. Öyle bir yetkim yok zaten. Bu sinirleri gevşetmeye yönelik bir basit bir ameliyat. Ameliyatı nasıl yapıyoruz? Ameliyatı şu şekilde yapıyoruz. Özellikle ense bölgesinden migreni varsa mesela. Şimdi şeyde de görüyoruz zaten animasyon olarak. Ense bölgesinde migreni varsa hastanın ense bölgesinden yaklaşık 3 santimlik kesi yaparak bu siniri buluyoruz. Ve sinirlere bası yapan kasların bir kısmını çıkartıyoruz. Yani sinire bası yapan kasları uzaklaştırıyoruz. Sinirin etrafında. Şu an neyi görüyoruz? Şu an alın çizgiler. Bölgesini görüyoruz. Bu alın bölgesi... Alın bölgesi şakak çukuruna ulaştığımız bölgeler. O ameliyatta şu şekilde oluyor. 5 tane birer santimlik saçın içinden kesi yapıyoruz. Şu an gördüğümüz bu. Endoskopla şakak bölgesindeki sinire ulaşıyoruz. Bir şey çıkarttınız o ne? Oradaki kas ve bağ dokusunu çıkartıyoruz. Sinire bası yapan kas ve bağ dokusunu çıkartıyoruz. Mesela geliyoruz endoskopla giriyoruz. Şu kaş çatma hareketini yapan kasın bir kısmını çıkartıyoruz mesela. Hasta böylelikle. Şu o kas mı? Bu çiğneme kasımız. Bu kas genelde şu şekilde olur. Şakak migreninde hastalarda diş gıcırdatması, diş sıkması olabilir. Ve sabah saatlerinde şiddetli ağrılar olabilir. Bu çiğneme kasından kaynaklı. Çünkü buradaki çiğneme kasını delip geçen bir sinirimiz vardır. Eğer sizde diş sıkması varsa bu kas kasılıyor gece uykuda. Ve sabah saat 4-5 gibi şiddetli baş ağrısıyla uyanıyorsunuz. Bak şurada mesela dişinizi sıkın. Şuradan hareketi göreceksiniz bak. Sorabilirsin kuzum, dur bunu bitirelim ondan sonra sana vereyim sözü. Peki bunu ne yapıyorsunuz, alıyor musunuz o çiğneme kasını? Yok, hayır, oradaki... O zaman çiğneyemeyiz. Çıkış noktasında, sinirin çıkış noktasındaki darlığı açıyoruz. Ha, darlığı açıyorsunuz. Bu başka bir şeydi ama.
Evet. Peki bu da enteresan. Söyle bir tanem. Sen dedin var migren. Yok migren değil de yani öksürürken hapşırırken akşam burun akıntısı oldu. Kan geldi. Ondan sonra çok şey yapmadı, gelmedi. Sonra da öksürürken gene pıltılı ağzımdan geldi. Dün gece mi oldu bu? Dün akşam gece oldu. Bir de sabah buraya gelirken ne oldu? Ben seni doktora göndereyim. Sen orada oturuyorsun öyle ama. Yani kan mı geldi ağzından? Ya çok az geldi. Çok azı çoğu yok ama kan geldi. Evet, hem ağzımdan hem burnumdan. Sevil, ablamı al. De hastaneye götür. Hiç bak böyle bunları Allah aşkına söyleyin. Böyle ne olur ne olmaz diye geçiştirmeyin. Öyle bir gün ne olur ne olmaz dersiniz göremeyiz bir de Allah korusun. Tamam mı? Kalk şimdi sen yerinden. Kalk oradan. Kalk. Allah'ım. Diyor ki ağzımdan burnumdan kan geldi. Bak bir ben sormasam da söylemeyecek. Ben de zannettim ki migren. Seni bir göndereyim hemen bir hastaneye. Bir baksınlar sana. Belki program çıkışına kadar gelirsin. Ne olduğunu da söyle bana. Tamam mı? Şu ya kendinize ne olur kıymet verin. Siz hemen çık çık oradan çık. Çık. Kendinize siz kıymet vermezseniz kimse vermez. Söyledin mi hiç bunu kocana, çoluğuna, çocuğuna? Söyledim anne. Söyledin. Bir şey olmaz dediler. E gidelim git. Sen çık çık şuradan hemen. Hah. Bir götürün getirin hemen bir ne olmuş neden öyle olmuş bir baksın doktorlarım. Tamam mı? Hah. Tamam. Şimdi götürüyoruz annemi. Ondan sonra da bakalım. Tamam. Ben size inanamıyorum. Eğer siz şu bedenin ve sağlığın kıymetini bilmezseniz kimse bilmez. Siz kendinize diyeceksiniz ki bak bana bir şey oluyor gel beni al götür. Ha bir şey yok dediler. Olsun ne olur yok dediler eve döndüm olur. Yapmayın böyle gözünüzü seveyim ya. Peki hocam ben migrenle ilgili soracak zannettim. Bu daha belki önemli bir şey. Peki sorularımız vardı. Fatma Hanım diyor ki eşimin migreni sandığımız baş ağrısına kütle baş ağrısı teşhisi kondu. Küme tipi baş ağrısıdır o. O kütle yazmış küme tipi tedavisi var mı diyor. Küme tipi baş ağrısının tedavisi var. Nöroloji doktorları tarafından tedavi ediliyor. Çeşitli ilaçlar veriliyor. Tabii bu ilaçlar tamamen geçirmiyor. Sadece semptomları azaltıyor. Yani ağrıyı azaltıyor. Belirtileri diyelim biz onlara. Ağrıları azaltıyor. Ağrıları. Biz ona bile razıyız ama çekilmiyor çünkü. Peki bir telefonumuz var. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben deminki Rabia, Samet Rabia Tuna. Ha, gelin olan sen aramıştım. Misin? Benim okuduğum gelin sen misin sabah? Evet, evet ha, benim. Ben seni başıma tac ederim. Çok güzel yazmışsın. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? Ben 28 yaşındayım. Vallahi sana ne diyeyim gönülden teşekkür ediyorum. Bak bütün gelinlere de örnek olsun. Senin kayınvaliden 2 yaşında mı kaybetmiş eşini? Yok, eşim 2 yaşındaymış. Eşin 2 yaşındayken? 2 senelik evliymiş kayınvalide. Kaybetmiş. İşte büyütmüş. Bu yaşlara getirmiş. Şimdi o yaşlara getirdiği kişi senin kocan oldu. Aynen evet. Çok şükür. Sen de şimdi benden kayınvalideme ben de ilaç olmak istiyorum diyorsun. Ha? Aynen öyle. Çünkü çok üzülüyorum haline başı ağrıdıkça. Neler yaşıyorsunuz? Ama yani gerçekten onu çok bunaltıyor. Ben de üzülüyorum. Sen kaç senelik evlisin bir tane? Ben 8 senelik evliyim. 2 tane yeni de değil bak. Var. Allah onu size bağışlasın, sana bağışlasın. İnşallah, inşallah. Hocam, ellerinizden öper. Tabii ki. Çok mutlu olurum. İstanbul'da, Samsun'dasın Rabia. Evet, Samsun'dayım. Peki, Samsun'dan ya gelirsin, hocama gelirsin, kayınvalideni bir gösteririz. Ya da bilmiyorum, belki de oradan bir şey buluruz. Ama kayınvaliden bana emanet, hiç merak etme. Eğer ameliyatla yapılabilecek bir şey varsa inşallah yaptırırız. Sen de gelinlere örnek ol böylece. Bak kayınvalide sana nasıl sahip çıkıyor diye ben çok mutlu oldum. Ne oldu? Ver mikrofonu. Böyle diyorum gelin yok artık. Çok böyle çok nadir, çok az. Çok çok. Allah herkese... Biz bilmiyoruz çok. Böyle gelinler nasip kısmet etsin. Değil mi? Ay, hepinizin. Doldu, yüreğim doldu ya. Helal olsun. 2 yaşındayken eşi kayınpederi vefat ediyor. Annem eşimi büyüttü etti. Şimdi bizlerin de, ben de erkek evlatlar var. Rabbim bizlere de böyle hayırlı gelinler nasip etsin. Amin. Vallahi dua edin. Amin. 8 senelik evli yeni de değil bak. Ben dedim yeni mi acaba? Yok. Rabia telefonu kapatıyorsun sonra seninle konuşuyoruz. Eğer hocama gelebiliyorsan operasyonu yapıyoruz. Çok mutlu olurum gerçekten.
İnşallah bu gelin kızımız ve kayınvalidesine destek oluruz. Kayınvalidenin haberi var mı senin yazdığından bana akşam? Şu yandan beni dinliyor zaten. Biz beraber oturuyoruz. Öyle mi bir de? Ne evet, diyorsun? Evet, beraberiz biz. biliyorsun ben psikologları alıyorum ve o kadar çok konuşma yapıyoruz ki. Anam kayınvalide evet. Gelin kavgasından 20 senedir televizyoncuyum. Böyle iyi olan örnekleri çoğaltmak için çırpınıyorum. Nazar değmesin, hani ben de iyiyim ya şimdi. İnşallah. Amin. Sana yürekten teşekkür ediyorum. İyi gelinleri, iyi gelinler de var. İyi kayınvalideler de var. Eminim kayınvaliden de iyidir. Şimdi gelinler de bana demesin. Bizimki de iyi olsa da biz de başımıza tac etsek diye. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum sana kuzum. Sizi buluşturuyorum. İnşallah operasyonunuz olur da ben de buradan mutlu mutlu güzel haberi vermiş olurum. Peki sorularımız var. Bir tane daha hemen sorayım. 13 yaşında baş ağrısı başladığında bazen yüzünün yarısı uyuştuğunu söylüyor. Kızının 13 yaşındaymış kızı. Evet. Baş ağrısı başladığında bazen yüzünün yarısının uyuştuğunu söylüyor. Ve çiğneme tableti kullanıyor, isim vermiş. Sizce ne yapmalıyım diyor. 13 yaşında da operasyon olabilir yapılıyor, mi? Yapılıyor tabii. Bu operasyon 2000 yılından beri yapılan bir operasyon. En küçük yaş 9 yaşında yapılan bir hastamız var tabii ki. O yüzden 13 yaşındaki bir hastaya da müdahale edilebiliyor bu operasyonla. Eğer çok şiddetliyse ağrısı ve okul hayatını gerçekten etkiliyorsa o zaman bize başvurmasını tavsiye ederim. Yapılabilecek bir şey varsa... Yani Türkiye'nin dört bir yanında bu operasyonlar yapılabiliyor bu arada. Ama gidip konuşmanız lazım. Doktorunuzla sorup her şeyi sorup öğrenmeniz lazım. Evet. 13 yaşındaki kızı için bile olabiliyor. Peki operatör doktor Ufuk Askeroğlu çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eğer kızımız İstanbul'a gelebiliyorsa size emanet edeceğim. Tabii gelemiyorsa ki. Da başka bir çözüm yolu bulacağım. Ama çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Ağrısız sağ günler olun. Diliyorum hem size hem izleyicilerime. Hemen dönüyoruz efendim. Doğum sonrasında vücudunuzda sarkmalar mı oldu? Yüzünüzdeki çizgiler nedeniyle aynalara küstünüz mü? Burnunuzdaki kemerle vedalaşmanın zamanı mı geldi? Spora, diyete direnç doğanların yolu tabii liposuction yöntemiyle o bölgedeki yağların oradan alınmasıdır. O zaman ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş şimdi stüdyomuzda. Hayati Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dertler bitmiyor. Evet. O yüzden evet. Pek çok doktorumuza siz ne merak ediyorsanız hepsini alıp konuşturmaya çalışıyorum. İyisiniz, iyi gördüm çok sizi yine. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Samsun'dan selamlar getirdim. Aleyküm selam. Biliyorsunuz Samsun'dan geldim. Evet. Nasıl orada hava? Çok Karadeniz'i güzel. Çok seviyorum. Karadeniz birbirine benziyor. Samsun'da ne varsa ya iki gün önce ya iki gün sonra İstanbul'da var. Veya İstanbul'da ne varsa iki gün önce iki gün sonra Samsun'da var. Biz İzmir için öyle deriz. Buradan hava alıyor geliyor. Bir iki günlük bir değişik o kadar aynısı. Şimdi ben size çok hasta gönderdim ve öncelikle evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hepsi bana çok güzel geri döndü. Rica ederim. Minnettarım sağ olun. En son Ayşe teyzeyi göndermiştik ya bak belinin şuralarında yağlanma vardı. Evet. Şimdi bize pek çok şu anlamda da sorular geliyor. Bu siz büyük göğüs küçültme operasyonu yapmıştınız. Evet, evet. Bunun güzellikle alakası yok. Önce onu söyleyeyim yani. İşin güzellik kısmı başka. Fakat gerçekten ciddi ciddi göğüsleri o kadar büyük ki hastaların bel ağrısı, baş ağrısı bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi bizim estetik plastik cerrahi denildiğinde sadece şöyle anlaşılmasın. Sadece keyfe keder ameliyat, sadece işte estetik değil. Bizim yaptığımız ameliyatların bir kısmı hem sağlık açısından hem ruh sağlığı açısından hem de beden sağlığı açısından son derece önemli. Örneğin bak göğüs, büyük göğüsten bahsettiniz. Evet. Şimdi bir kadın düşünün ki bunun yaşı da yok. Bakın 15 yaşında kız bana geldi. Bundan bir ay önce muayene için pardon 14 yaşında. 14 yaşında bir kız çocuğu düşünün. Evet. Göğüsleri aşırı büyük. Şimdi bunu düşünün 14 yaşında henüz fiziksel gelişimi tamamlanmamış. Omurgası henüz tam fiziksel gelişimini olgunlaşmasını almamış. Aşırı büyük ağır bir göğüs düşünün ne yapıyor? Bunu kadınlar da vurgulayabilirsiniz. Şimdi kamburluk yapıyor. Çocuk bunu saklamak için kalın kalın giyiyor. Kambur duruyor. Örtmeye çalışıyor. Omurgayı bozuyor. Beli bozuyor. Başın pozisyonunu bozuyor. Sağlığını bozuyor. Hijyenini bozuyor. Her şeyi bozuyor. Yani büyük bir göğüs bir kadında hangi yaşta olursa olsun ileri yaş içinde geçerli, bu genç yaş içinde geçerli çok ciddi bir sağlık sorunudur. Tabii ki de estetik de bir sorundur. Şimdi bir kadın düşün, kocaman göğüsleriyle, iri göğüsleriyle oturamıyor, kalkamıyor, kıyafet giyemiyor, kıyafet seçemiyor, yürürken pozisyon değişiyor. Bunlar birlikte ama ciddi sağlık sorunu yapıyor. Kesinlikle. Ki ileride hatta ameliyatlara kadar gidebilen, yani
boyun fıtığı ameliyatları, bel fıtığı ameliyat, kemiği erozyon ediyor. Kemikte sıkıntı yaratıyor. Omurgayı bozduğu, eğdiği için kamburluk yapıyor. Omurganın aksını bozuyor. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Yani olayın bu boyutu önemli. Kesinlikle öyle. Bana gelen teyzelerim çoğunlukla diyorlar ki ben Zahide'cim akşam uyku uyuyamıyorum. Niye? Bu göğüsler böyle geliyor. Sanki kalbim bastırıyor gibi oluyor. Tabii. Ağırlığı, yükü bir de yatarken düşünün. O uykusuz geçen gece sinir yapar insanda, stres yapar, bir sürü problem. Peki şimdi hem cevabı şimdilerimiz var. Sonra da izleyicilerimize sorduk. Acaba tamam. Bir şey değiştirmek isteseydiniz ne doğru. Değiştirdiniz ya doğru. Da neyi değiştirmek isterdiniz diye ama doğru. Önce size gelen sorular buyurun efendim iki geliyor. Hocam bir yakınımın yüzünde derin çukurlar halinde izler var. Ne yapabiliriz? Cevabı şimdi. Bunlar evet. Sivilceden kaynaklı olabilir mi diye ilk aklıma geldi. Olabilir. Ama sıkıyorlar sivilceleri. Şimdi bazı insanların yüzünde o sivilcelerden kaynaklı bizim akne skarı dediğimiz yara izleri gibi düşünün onları. Evet ya da onlar hiç öyle olabiliyor. Bir şey yok ama yine de ya olabiliyor. Ya da hiç olmadığı halde çukurluklar oluşabiliyor. Bunlar izler olabiliyor. Bunların tedavisinde kullanılan çok değişik yöntemler var ama işte lazerler var. Dolgu malzemeleri var, lipofilling dediğimiz kendi yağ dokusundan aldığımız uygulamalar var, dermabrazyonlar var, çok değişik tedavi yöntemler var. Mutlaka hastanın beklentisi, şikayetinin derinliği, boyutu bunlar dikkate alınarak bunlardan birini tercih ediyoruz ama ben yüz bölgesinde bu tür şikayetlerde daha çok yağ enjeksiyonlar, lipofilling dediğimiz yağ doku enjeksiyonlarını çok beğeniyorum ve uyguluyorum. Onlar da lazer uygulamalarıyla derinin kalitesini artırmak, o yüz yağ problemleri azaltmak amacıyla ilaveten lazer uygulamaları yapıyorum. Peki. Ama dediğim gibi değişik tedavi seçenekleri var. O da probleme göre. En azından tedavi seçenekleri olduğunu. Tedavi seçenekleri var. Tabii, hem de tabii. Bir hayli fazla. Peki tabii. Yeni bir soru, yeni bir cevap buyurun. Hocam yüze yapılan epilasyon cilde zarar verir mi? Cevabı şimdi. Epilasyon. Çünkü burada da şimdi ben sarışınım bende yok ama normalde böyle çok koyu koyu tüyler var. Ve evet. Bunlardan kurtulmak istiyoruz. Epilasyon şimdi, yapılıyor. Şimdi epilasyon o zaman anlatayım şöyle. Tabii sonuçta işin estetik boyutu bu. Yüzde kıllanma demek insanın estetiğini bozuyor hakikaten. Bir kadın için düşünün çok psikolojik bir rahatsızlık. Epilasyon yapılıyor, lazer epilasyon yapılıyor. Lazer epilasyon cihazlarının özelliği sadece kıl foliküllerini etkilediği için. Dolayısıyla cildin diğer komponentlerine herhangi bir zarar vermiyor. Rahatlıkla epilasyon yapılabilir. O konuda endişe etmesinler. Bazen. Epilasyon cilde engel değil. Sadece uygun yerde, uygun ortamda yapılsın. Mutlaka sağlık kuruluşlarında, doktorların olduğu ortamlarda yapılsın. Çünkü uygunsuz lütfen yapılırsa. Lütfen doktor olan yere gidin. Doktor olan yere evet yapılsın. Çünkü öbür türlü uygunsuz cihazlara, uygun olmayan ortamda yapıldığında yanıklar oluşabilir. Tabii bunların hepsinin belli prosedürleri var. Belli enerji ayarlamaları var. Bakın ben ondan de. Önemli. Aynen ben her şeyi söylüyorum zaten. Ben de yaptırdım. Sarışın. Ha, yüzüme değil ama mesela bacaklarıma yaptırdım. Da, evet, ha, evet, birkaç evet. Tane bile olsa şimdi rahatım. Ama doğru. En çok neye dikkat ettim? Niye? Epilasyondan sonra güneşe temas etmemeye. Evet. Özellikle güneşe çıkıp bak bu da büyük bir hata. Mesela şimdi yaza doğru herkes de bir tekrar ne yapsam ben diyorlar. Güneşe çıkıyorlar. Bu sefer leke leke kalıyor burası. Şimdi ben o zaman onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın güneş ışınları, ultraviyole ışınları hakikaten insanın cildine çok olumsuz tesir yapar. Kadınlar maalesef daha da güzelleşeyim diye o güneşte kalmaya, bronzlaşmaya çabalıyorlar. O ne yapıyor? Cildi öldürüyor. Yani Türkçe söyleyeyim. Cildinde hani bir tavuk düşünün. Tavuk kızartıyorsunuz ya resmen kızarmış bir tavuk düşünün. Ne oluyor kızarmış tavukta olan olay ne? Derinin yanması. Şimdi dolayısıyla ultraviyole ışınları, güneş ışınları cildi yakıyor, kanserleştiriyor. Bakın kansere zemin hazırlıyor, cildi kırıştırıyor ve cildi yaşlandırıyor. Çirkinleştiriyor, açık söyleyeyim. Yani söyleyin neyse için, doğruyu açık siz açık bize. Açık söyleyeyim. Yani güzelleşeyim derken o aşırı aynen. Güneş ışınlarına maruz kalma ciddi derece güneştekileri yapıyor, yaşlanma lekeleri yapıyor, kırışıklıklar yapıyor ve daha sonra bize erkenden güzelleşmek için mecburen tekrar o eski güzelliği kazanmak için peki, bize gelmek durumunda kalıyorlar. Ben güneşe çıkmıyorum ama profesyonel aletler kullanıyorum diyenler de olabilir. Onu da önermiyorum. Bakın estetik cerrah olarak ben ne yazık ki kusura bakmasınlar bu işi tabii bir sektör ama hayır ben sizi çoğu... niye seviyorum biliyor musunuz? Evet. Yani bazen aslında tabiri tırnak içinde söylüyorum. İşinize gelmeyecek şeyleri de söylüyorsunuz. Niye? Bana gelsinler der değil mi doktor? Ben bu işten para kazanıyorum. Hayır ben bir kere bir hasta gönderdim. Doktorum rica ederim kusura bakmayın buna ben bir şey yapamam. O istiyor ama yapmadı hoca. Başka yöntemlerle yapalım. Tamam dedim hocam canıma evet. Minnet yeter ki siz öyle deyin. Yani her talep edilen şeyin yapılması gerekmiyor. Kesin i̇şte de böyle gerekmiyor. Oldu. Önce böyle zarar verme diliyoruz. Hocam, önce zarar vermeyeceksiniz. Sonra fayda verebiliyorsanız üzerine vereceksiniz. Harika. Şimdi estetik uygulamalarda da öyle. Şimdi bize birçok hasta geliyor.
burun estetiği olmak için geliyor, ne bileyim göz kapağı estetiği için geliyor, kaşını kaldırıyor. Şimdi bunlardan gerçekten eğer bir problem varsa ve o problem o hastayı psikolojik olarak etkiliyorsa, bu bir tedavi amaçlı bir uygulama olarak yapılmasına zaten uygun bir şeydir. Hasta probleminden kurtulur, kendini iyi hisseder. Özgüvenini kazanır. Ama her şey normal. Ama ben bir müdahale yapayım. Bu bir risktir. Hem hasta alışkanlık için risktir. Alışkanlık haline de geliyor diyorlar sonra. Operasyon. Evet, bir kere yaptıran bir kere daha, bir kere daha. Sonra bir bakıyorsunuz bambaşka bir hale dönüyor. Ama öyle şöyle tabii ihtiyaç olmadan, gereksiz yere, lüzumsuz yere yapılan her şey zararlıdır. Bakın peki, ihtiyaç olmadan ama ihtiyaç varsa o bir tedavi şeklidir. Bundan bu da tıbbın kaçmamak bize lazım. Getirdiği güzellikler. Tıbben evet, bu da tıbbın bir imkanıdır. Teknolojinin bir imkanıdır, bilimin bir imkanıdır. Bundan da kaçmamak lazım. Peki. Burunu eğri, burunda problem var. Çocuk okula gitmek istemiyor. Sosyal diyalog kurmak istemiyor. Evlenemiyor. Bakın evlenemeyenler bile var. Çok ilginç gelir. Saçı dökü olmadığı için evlenemeyenler var. Saç ektirmesi gerekiyor. Saçını ektiriyor. Kendini çok iyi hissediyor. Bakın bunlar yaşadığımız şeyler bizim. Ya. Burunda problem var. Kız evlenemiyor. Evlenememesinin sebebini oraya bağlı. Çünkü özgüvenimi kaybettim diyor. Konuşamıyorum diyor. Burnuma bakıyorlar gibi geliyor diyor. Kendimi kötü hissediyorum. Yok. Şimdi buna ne yapacaksın? Tabii, tabii. Yok kızım senin burnun böyle ama sen kendini iyi hissetmiyor diyeceksin. Yani var problem var çünkü. Orada problem varsa, o problem de onu etkiliyorsa işte estetik cerrahi burada tedavi amaçlı olarak devreye girer. Bravo. Estetik amaç artık tedavi evet, amacıyla birleştiği zaman. Birleştiği zaman daha peki, da mükemmel olur. Bir soru daha var. Buyurun efendim, siz sordunuz, hocam yanıtlayacak. Hocam sezeryan sonrası kalan dikiş izleri için ne yapmalıyız? Cevabı şimdi. Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Sezeryandan sonra, doğumlardan sonra kadınlarda karında bir gevşeme, bir sarkma, böyle bir şekilde deformasyon, bel kıvrımlarının kaybolması gibi değişiklikler oluyor. Bunu bazılarında olmasa da, bazı kadınlarda olmasa da birçok kadında bunlar ne yazık ki oluyor. İlaveten o sezeryan izinin üzerinde bir çıkıntı, bir tümseklik, altta çukurluk gibi şekil bozukluğu oluyor. Burada öneri şu, bazen küçük müdahalelerle skar revizyonları yapılabilir, iz azaltma yapılabilir. Bazen mini abdominoplastilerle o göbeğin altında kalan o küçük ince sarkmalar, gevşemeler, mini abdominoplastilerle düzgün bir hale getirilir. Tabii sonuç bazen tam içeriğini anlamıyoruz ama yani yapılabilecek çok şey var diyorsunuz. Bazen de karın estetiği dediğimiz bizim yeniden karın germe estetiğiyle doğum öncesi haline karın yeniden getirilir. Ne yapılır? Sarkan deriler oradan alınır. O oransız yağlanma bele oluşmuş, belde toplanmış veya karın toplanmış yağlar oradan uzaklaştırılır. Karın içerisindeki o gevşeyen kaslar hani doğuma bağlı, karının büyümesine bağlı. Gevşeyen kaslar, dokular tekrar sıkılaştırılır korse gibi ve tekrar sıkı. Şimdi şöyle düşünün, bollaşıyor. Aha. Doğumdan sonra böyle oldu. Şimdi doğumda biz ne yapıyoruz? Tekrar beli getiriyoruz iç kısımdan, içten. Şu kadarı bakın, fazla şimdi. Şimdi bu kadar fazla. Bakın şöyle bir fazlalık var. Ya şu kadarı fazla. Çok özür diliyorum hocam. Bir evet, bırakın evet, siz. Evet, tabii fazla. Bak şu kadarı fazla. Fazla. Bakın. Şu kadarı fazla. Bunu böyle yapsam mis gibi olacak ya. Yani. Aynen. O zaman ne oluyor? Tekrar yeniden bel oluşuyor, figür oluşuyor. Göbeği ne oluyor peki? Göbek de ortadan kalıyor. Göbeği yeniden şekillendiriyoruz. Göbeği ne yapıyoruz? Olması gerektiği yere getiriyoruz. Çünkü göbek hamilelikte gevşemeyle beraber aşağı doğru yer değiştiriyor. Göbeğin yeri değişiyor. Ay, bu oluyor. Göbek sarkıyor. Böyle mecburen. Evet. Tekrar onu yerine getiriyorsunuz. Bakın bize öyle genç kızlar geliyor ki 21 yaşında doğum yapmış. Bakın düşünün 21, 22, 23 yaşında doğum yapmış ama ileride bir tahribat oluşmuş. Şimdi bu genç kıza düşünün. Sen estetik yaptırma. Peki o genç kız o karınla nasıl hayatını idame ettirsin? Ya şimdi öyle idame ettirenler de var ve sorun etmeyenler şimdi bakın, onlara da. O, eğer böyle bir imkanınız varsa. Takıyor ise burada şu var. Herkes şimdi, hocam çok özür dilerim. Herkes çok güzel olacak diye bir şey yok. Böyle bakın, bir ihtimal yok. Sizin gerçek güzelliğiniz bakan gözünüzde olsun. Ben problem. Mesela yani siz problem çözmek için söylüyorsunuz ama. Yok orada ben size ama katılmıyorum. Kusura bakmayın. Yok, şöyle ama bak herkes olsun diye demiyorum. Olsun diye de yanlış anlaşılmasın. Ben size katılmıyorum. Yani şöyle bir imaj da doğru değil. Ya sizin karnınız bozulmuş olabilir ama gezin canım hiç kafanıza takmayın. Problem yok. Ama ne olacak bunu yapabilecek canım durumu bu yoksa ne yapacak? Bak orada şunu mecburen söylüyorum. Mecburen gezecek. Hayır kafaya gezecek takmayacak değil o zaman. Bakın çözüm hastanelerde için bir şey yapabilirseniz tamam. Rahatsız ediyor ise, imkanı varsa, hastaneler uygunsa neden olmasın yapılabilir. Ama imkanım yoksa zaten yapamam ben. Benim imkanım yoksa otelde gidip kalamam ki. Gidip tatil yapın bu i̇şte, ayrı bir şey. O yüzden diyorum ki, o yüzden diyorum ki şimdi böyle anlatırken evet bu benim karnım deyip bir kişi bile dese ki ama ben bunu gidip de yaptıramıyorum ne yapacağım şimdi ben böyle çok mu kötü? Hayır sen evlat dünyaya getirdin. Sen çok kutsal bir şey yaptın ve çok da güzelsin. Zaten hepimiz eninde sonunda kırışmayacak mıyız? 95'inde böyle mi olacağım ben Allah aşkına? Zaten bunu yapabiliyorsanız zaman, bir şey yok niye? Zaten. Ben bunu yapabiliyorsanız kendim hayal problem ediyorum. Yok. Ay çok şeker bir nene olayım, dili duvalı bir nene olayım falan. Bunları şimdi düşünmezsem ne yapayım? Krize mi gireyim? Bu doğru. Bir zamanlar güzeldim, bir zamanlar ünlüydüm. Peh bunların hepsi geçecek. Ne kalacak sonra bende? İşte o kalanı da seviyorum ben. Seviyor olmam lazım. Yoksa hepimiz mutsuz oluruz. Bu, olanları da gördük. Bu mutlaka. Buralarda mutlaka, kimler mutlaka vardı? Kimler geldi gitti?
bunları kendi kendime düşünüyorum ben. Ya bak, bak buradakiler de şahit olanlar bu da mutlaka, var. Bu mutlaka, bu önce insan kendini sevsin, kendini kabullensin. Aynen. Sahip olduğu şeylerin kıymetini, değerini bilsin. Bu çok önemli ama eğer bundan rahatsızlık duyuyorsa ve imkanı da varsa bu da yapılabilir. Bu işte da bilinsin. İşte o yüzden aynen size her şeyi soruyorum. Peki Ayşe Hanımcığım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz, günaydın, buyurun. Hoş bulduk Zahir Hanım. Nasılsınız? Size İyiyiz. Bağlandım. Allah'ıma bin şükür. Şükür kavuşturana. Çok tatlısınız. Sağ olun, biz de mutlu olduk. Peki 45 yaşındasınız. Nedir sıkıntı? Zahir Hanım, benim cildimde bir sorun var. Ben yaz gelince cildimde aşırı bir şekilde lekeler çoğalıyor. Çinlerim var. Ne yaptıysam bir çözüm bulamıyorum. Ve şimdi kendim 45 yaşındayım. Yanaklarımda sarkmalar başladı. Bu benim psikolojik olarak yıkıyor. Yani hele lekelerden çok illallah oldum. Bir de yağlı cildim çok böyle. Güneşe çıktığım zaman sürekli ter atıyorum. Şimdi cildimden. Onu diyecektim. Çünkü güneşleniyor hani çok... musunuz? Bronzlaşıyor musunuz yazın da öyle? Evet. Evet, çok bronzlaşıyorum. Lekeler çoğalıyor. Güneş lekeleri var çok cildimde. Bak az önce diyorlar, dediğim aslında. Doğumdan kalma olabilir diyorlar. Ne yapmam gerekiyor? Bir de karnımda doğumdan kalan 3 tane çocuğum var. Karnımda çok büyük bir yırtıklıklar var. Yani çok rahatsız ediyor beni. Kendim şeker hastasıyım, diyabet. Peki. Şimdi bir sürü şey yan yana geldi. Birçok şey yan yana geliyor. Evet. Tabii hayat çünkü devam ediyor. Dinamik. Vücudumuzu etkileyen şeyler sadece bizim yüzümüzü etkilemiyor ki. Yani kilo aldığımız zaman sadece yüzümüz etkilenmiyor. Veya güneşlenirken sadece yüzümüz etkilenmiyor. Doğum yaptığımızda da sadece yüzümüz etkilenmiyor. Doğumda da yine vücudun her tarafında bir takım değişiklikler oluyor. Burada önemli olan şey, eğer o olumsuz değişiklikler bizi etkiliyor ise, tekrar altını çiziyorum. Bakın olumsuz değişiklikler. Yok dediğinizi bak şimdi burada görüyoruz bakın, hocam. Bakın evet, kesinlikle. Şimdi ben ne diyeyim yani? Diyeyim ki ya kafanıza takmayın, sakin olun, oturun evinizde, mutfağınızda yemeyin. Ya bunu mu diyeyim yani? Ne diyeyim ya şimdi? Rahatsız. Bunu ne derseniz deyin, huzursuz olacaktır. Böyle bir durumda aslında şunu söylüyoruz. Tamam, kendinizi sevin. En güzel o. Bakın. Sonuçta bir operasyon olmadan, bir ameliyata gitmeden kendinizi tamir edebiliyorsanız, kendinizi mutlu edebiliyorsanız ne güzel size. Siz zaten şanslısınız. Yani benim şimdi saçım yok, kafama takmıyorum. Ne kadar güzel, niye takıyorsun? Takma kafana. Derler, ne derler biliyor musunuz hocam? Maden olan yerde ot bitmezmiş derler. Evet, rahatlat kendini. Veya ne bileyim, karında sarkma var. De ki ne olacak, tamam doğum yaptım, tabii ki de biraz sarkma olacak. Yani peki, hiçbir şey olmayacak imkanı diyelim. Peki biz imkanı olup da yapmak isteyenler için de alternatifler neler? Onları tabii, da siz bize onları, söyleyin. Tabii ki. Şimdi mesela diyelim, güneşe çıkıp bronzlaşıyorum dedi. Güneşe çıkıp bronzlaşıyorum, doğuma bağlı işte diş çatlaklarım oluştu diyor. Yüzümde yanaklarımda sarkma oluştu. Dikkat ederseniz cümle sonunda kullandı. Yani olay sadece bir cilt lekelekesi falan değil. İster istemez yüzümüzde bir değişiklikler olabiliyor. Ha şunu söyleyeyim. Yani tabii ki kendinizi sevin. Kendinizi kabullenin. Hocam ben baştan öyle düşünüyorum. Mecburen her cümleyi öyle başlıyoruz. Artık öyle başlayacağım. Yani. Kendinizi önce sevin. Kendinize ama... mutlu olun. Ama eğer mutlu olamıyorsanız, her şeyi yaptığınız zaman yine mutlu olamıyorsanız, bilin ki plastik cerrahi diye bir branş var. Tıbbın içinde bir bilim var. Ve bu bilimin de görevi insanın vücudunda var olan fiziksel kusurları ve o insanın psikolojik rahatsızlığı, fiziksel kusurları düzeltmek. Bu lekeler nasıl gider? Şimdi leke var, sarkma var. Orada benim tahminim kırışıklıklar da var. Bir takım değişiklikler de var. Belki hocam da bana bakıyor mu burada? Ben de bakıyorum. Bakarken acaba dedi ki Zahidan mı ben neler yapardım ya diye. Dur onu da sorayım. Sorayım. Bakıyor şimdi, çünkü ben merak ettim. Hayır, tabii biz plastikçiler ister istemez. Sizin artık evet. Konuşurken gözümüz bakar, kusur var mı yok mu veya varsa ne olabilir diye görüşürüz. Yok, ciddi bir kusurunuz yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Kafanıza takmayın. Ya siz tamam rahat hocam, olun. Kendinize barışık olun. Söyleyin. Bak dükkan sizin. Tamam söyle. Mesela ben size gel, ne yapardınız? Hayır şimdi bakın şimdi şöyle biz plastikçilerden şöyle bir zorluğu var. Şöyle hayır, bana normal bakamıyor hocam. Hayır, bakıyor, bakamam. Ben ne yapabilirdim? Bak şimdi şurada biraz bombidim var ya mesela. Bakıyor, karnıma bakıyor. Buradaki yağı alırdık diye. Başka? Yok hiçbir şey yapmazdım. Siz tamam hocam, gayet söyleyin. Gayet iyisiniz, barışıksınız, mutlusunuz. Çok vallahi, güzel. Ay çok mu gözünü korkuttum doktorumun? Ben barışım. Evet tamam. Ama bu demek değildir ki hiç yaptırmayacağım. Şimdiye kadar yaptırmadım ama. Şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz? Bakın bazen bize geliyor aslında. Hocam bende ne var diyor, ne söylersiniz? İnanın ben ona desem ki, bakın desem ki hiçbir şey olmadı da, sizin burnunuzda problem var desem bitti o artık o. Onun o kafa artık, o sürekli burnunda Hayati Bey bana dedi ki senin burnun var. Onu yaptıracak artık. Onun için çok dikkatli bir dil kullanmamız lazım. Özellikle biz plastik bu hassasiyetinize var. Bayıldım. Bu çok, çok güzel bir şey. Ama ben kendimi biliyorum. O yüzden hiç sıkıntı yok. Yani... Mesela benim şurada deformasyon var. Ne yapayım? Burada yıllardır böyle ölüme bakıp kitap okuya. Şurada iki tane çizgim var. Hepinize söylüyorum işte. Birazcık yani, mesela buradan yağ aldırsan fena olmaz karnımdan. Yani aslında her insan, bakın her insan, bu ben dahil, hepimiz dahil,
kendi aynaya baktığımızda bazı eksikliklerimiz olabilir. Bazı kusurlarımız olabilir. Bakın olmaması mümkün. Kusursuz insan var mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Bakın aynen. Yaşlanma süreci 20'li yaşlarda başlıyor. Yani 18 yaşta biz zirveye ulaşıyoruz fiziksel olarak. 20 yaşından itibaren artık yaşlanmaya başlıyor. Dün bana bir genç kız geldi. 20 yaşında. Henüz daha 20 yaşında. Hocam şu anda çizgiler çıktı. Bunu düzeltmek. Kızım yetişine dedim ya. Anam daha 20 yaşındasın. Daha 20 yaşında. Ya, daha. Yetişine de 20. Bakın ondan rahatsız. Süreç başlıyor. Ama bu belli bir aşamaya geldiğinde artık durduramıyorsunuz o arzularınızı. Yani kurtulmak istiyorsunuz problemlerden. İşte bu. Bakın siz 20 yaşındaki bir genç hanımefendiye bunu söyleyebilecek bir doktorsunuz. İşte bu yüzden de karşımdasınız. Ederim. Yüzünüzde nereyi değiştirmek istersiniz diye biz size sorduk. Tamam. Bakalım siz neler söylediniz. Buyurun sonra hocam yorumlayacak. Efendim şüphesiz ki görünüşümüz hepimiz için çok önemli. Bugün sokağa çıktık vatandaşlarımıza soracağız. Yüzünüzde veya vücudunuzda çok da memnun olmadığınız, değiştirmek istediğiniz bir yer var mı diyeceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Efendim yüzünüzde veya vücudunuzda değiştirmek istediğiniz, yani daha farklı olsa daha memnun olurdum dediğiniz bir yeriniz var mı? Elmacık kemiklerim daha böyle çıkık olsa daha güzel olurdu. Peki sizce insanın görünüşü psikolojisini etkiliyor mu? Bence etkilemiyor. Kendini güzel hissediyorsan gerek yok yani. Dudaklarım olabilir, belki dişlerim olabilir ama diğer... Yani beğeniyorum kendimi ama sadece dudaklarım ve dişlerim herhalde. Nasıl olsun isterdiniz dudaklarını? Biraz daha dolgun olabilirdi ve dişlerim de daha düzgün, ince gibi olmasını isterdim. Burnumu isterdim. Neden? Beğenmiyorum. Az kalkık olsa iyi olur, evet. Nasıl olsun? Biraz daha kalkık olsa iyi olur. Burnunuzun büyük olduğunu düşünüyorum. Ya aslında düşünmüyorum ama beğenmiyorum. Yani genelde memnunum ama bu alnımda ve göz kenarlarımda mesela özellikle güldüğüm zaman burada kırışıklıklar oluyor. Veya işte çok fazla güneşe bakmaktan dolayı buralarda kırışıklıklar. Onlar olmasa çok daha iyi olurdu tabii ki. Kaşlarımın daha güzel olmasını, hani daha ince olmasını tercih ederdim. Başka ne bileyim, hani sakallarımın daha gür olmasını isterdim. Burnumun biraz daha ince olmasını isterdim. Halimden memnunum. Allah beni bu şekilde yaratmış. Tabii ki de. Ama olsa da fena olmaz. Olsa da fena olmazdı. Yani finalde ne güzel söyledi. Allah beni böyle yaratmış, memnunum. Ama bizim hanımlar da diyorlar ya, aldırsın. Artık erkekler daha çok yaptırıyor, biliyor musunuz? Ne yaptırıyorlar? Kaşlarına dövme. Bak siz benim kadar biliyorsunuz yani. Ne? Kontür kaş. Beyler de yaptırıyor. Peki. Gönül Hanım diyor ki kızım 17 yaşında, burnunun hem içinde hem dışında kırık var. Ameliyat sonrası burnunun ucu yamuk, tanıdığımız var, korkuyorum. Acaba bir sıkıntı olur mu diye. Ha? Ya burnun ucunda, burunda şekil bozukluğu var anladığımız bizim. Burunda şekil bozukluğu var. 17 yaşında diyor değil mi yaş evet, olarak? Evet 17 yaşındaymış. Benim önerim şudur genellikle. Bakın şu, mümkünse burun operasyonlarında 18 yaşı beklemekte fayda var. Çünkü maturasyon, gelişim tamamlanması 18 yaştır. Hmm. Olgunlaşma. Siz bir operasyon yapsanız bile vücut gelişmeye devam edecek. Devam ediyor. Yani. Onun için ben 18 yaş diyorum. Ancak şöyle oluyor bakın, 17 yaşında, 16 yaşında bana 16 yaşına geldi. Pratik örnek vereyim. Hmm. Ailesiyle annesi babası çocuk geldi. 16 yaşında genç bir çocuk ama heybetli, gelişimde, fiziksel gitmiş çok iyi. Hocam dedi, ben burnumdan çok şikayetçiyim. Ben bu burnumla sokağa çıkmak istemiyorum, okula gitmek istemiyorum. Şimdi aile diyor ki hocam çok sıkıntılıyız. Bildiğiniz gibi biz sizi hep televizyondan dinliyoruz. Siz hep 18 yaş diyorsunuz, söylüyorsunuz. Evet, evet. Ama bu çocukta böyle bir durum var. Biz ne yapacağımıza şaşırdık diye geldiler bana. Şimdi ben çocukla konuştum. Çocuk gerçekten psikolojik çok etkilenmiş ve burunda gerçekten çok eğri. Bakın şekil bozukluğu var. Ciddi deformasyon var burunda. Şimdi o çocuğa şunu teklif ettim. Bakın oğlum, ben senin dedim, söz veriyorum 18 yaşına kadar bekle. 18 yaşına geldiğin zaman sana güzel bir burun yapacağım. Çok mutlu olacaksın. Dedim bak sana bir 2 sene bir böyle bir şey yapalım. Çocuk dedi ki doktor bey, ben dedi beklemek istemiyorum. Ne olur ben okula gitmek istemiyorum. Yani ben o zaman ben 2 sene okula gitmem diyor çocuk. Onda bakın, bu sefer psikolojik olarak da etkilenmiş çocuk. Hakikaten çocuğun burnunun şekil bozukluğu var ve o çocuğu başkalarından daha çok etkilemiş bu. Herkesin etkilenimi farklı. Anne babanın bilgisi dahilinde onların onayı var. Çocuğun durumunu siz gördünüz. Aynen. Doktoru da tamam dediyse tabii ki orada. Oturduk konuştuk. Bakın biz üçlü konsey kuruyoruz bu durumda. Bu tek başıma ben karar vermem. Tek çocuk da karar veremez. Anne baba da karar. Üçümüz. Ben tıbbi yönü değerlendiriyorum. Çocuk okulla ilgili sosyal etkilenimini değerlendiriyor, ortaya koyuyor problemini. Anne yaşadıklarını anlatıyor baba. Biz bu çocukta her gün sıkıntı yaşıyoruz diyor. Yok gitmem. Benim burnuma baktılar. O bunu dediler. Şimdi bu çocuk ne olacak? Bu ne yapıyoruz o zaman? Bakın o zaman o çocuğu biz 17 yaş, bazen nadiren çok da 16 yaşına kadar bile çekebiliyoruz süreyi. Bu özel bir durum çünkü. Bakın ne oluyor? Bu çocuğu eğer ameliyat etmedik.
Çocuğun ruhsal yapısında, çünkü ergenlik dönemi gelişimi, dikkat edin bakın, kişiliği oluşuyor, karakter oluşuyor bu aşamada. Bu çocuğun karakterinde iki yıl... Çekinik ve güvensiz bir yıl, durum. Evet, karakterde bir eksiklik, güvende bir eksiklik olacak, özgüven eksikliği oluşacak. Ve özgüven eksikliği de o çocuğun hayatında ömür boyu kalıcı bir yara izi olarak, nasıl ki bir ameliyatta bir iz olur ya, bakın fizikseliz, o ruhundaki iz de artık silinmez bir şekilde kalacak. İşte biz bunları düşünmek zorundayız. Ama burada bu üçlü konsey dediğiniz, üçlü çok konsey birlikte. Hep beraber karar verebilir, nirse eğer daha doğru olur. Peki ben Gülsün Hanım'ın söylüyorum, da bir... Onu söyleyeyim, ben bazen aileyi çocuğu ikna edip gönderdiklerim oluyor. O tamam hocam, ben bu anlattıklarımdan sonra söz veriyorum, iki sene daha eder derim diyenler de oluyor. Tamam. Tamam. Bunu çünkü 18'ine kadar bitti. Bilimsel bir şey söylüyor, evet. Hocam. Bak hala gelişim devam ediyor. Ben okul hediyesi olarak böyle şeylerin yaptırıldığını da duyuyorum. Burası İstanbul, yani her türlü insan var burada. Para problemi olmayan var. Suistimal rahat... her olabilir ama Allah korusun bu işler ciddi Allah suistimale korusun. Girer. Aynen. Burada önemli olan doğru olanı yapmaktır. Çocuk aile, çocuk açısından ve aile açısından. Aynen. Ve doktor açısından. Ben de kendi açımdan düşünmek zorundayım kendime. Aynen öyle. Yaptım. Doğru olan neyse onu tamam. Yapalım. Peki Gülsüm diyor ki kulaklarım kepçe. Saçımı toplayıp dışarı çıkamıyorum. Bu kulağa ne yapıyorsunuz böyle bir durumda? Şimdi Zahide Hanım, kepçe kulaklı bir genç kız düşünün veya genç erkek düşünün. Şimdi kız hep saçlarını, kulaklarını kapatıyor, tek saç setilim var hocam benim diyor, hep bu diyor. Ben evet. İkinci bir toplama bilmem ne topuz değil. Hocam hayallerimi yapamıyorum. Yaptığımız iş kulağın tekrar kıvrımlarını oluşturup kulak arkasından girip kulağa başa yaklaştırıyoruz. Yani düşünün benim büyük kulak, bakın benim kulak kepçe şu an. Şu an kepçe olduğunu düşünün. Şu halde bakın görebilir. Şimdi bu kulakla rahatsız oluyor insan. Çünkü kafadan uzaklaşmış kulağın şey kısmı. Bakın ne yapıyorum? Şimdi tedavi ettim kulağımı. İşte bu. Şimdi o psikoloji, bu psikolojiyi düşünün. Uzun süren bir operasyon mu? Hayır. Kepçe kulak operasyonlarını biz çocuklarda öneriyoruz. Dikkat edin bakın. Çocuk kendini yapalım diyorsunuz. Bakın estetik ameliyattır ama çocuğa öneriyoruz. Niye? 7 yaşında çocuğu sen... Bu şekilde etkilenen bir çocuğu gönder. Çocuk sürekli kepçe kulak. Senin kulaklarından inşaat yaparız. İşte bize tır lazım, bize kepçe lazım. Şimdi bu çocuğu böyle bir ortama bıraktığını düşün. Şimdi bu çocuk ne olur? Onun etkileşimi ne olur? Ciddi psikolojik yaralanmalar olacak. O yüzden kesinlikle diyoruz ki sıkıntı. Sosyal ortama girdiğinde çocuk etkileniyorsa, kulaklarından rahatsızsa, mümkünse 7 yaşında bu operasyonun getirmesinde fayda var. Ama peki, getirmediyse 30, 40, 50 yaşında gelen var. Hocam 52 yaşında polis geldi. Hocam ben... 52 yıldır sene. Bu psikolojiyle yaşıyorum. Benim eşim bile bilmez. Ben de bu psikolojik bir yara olarak içimde kaldı. Tedavi olduğunu öğrendim, olabileceğini geldim. Ameliyat olacağım dedi. 52 yaşında düşünün. Çoluğu çocuğu var ama evet, onun psikolojisini o yıla kadar etkilemiş, yaşanmış. Çok teşekkür ediyorum Hayat Çakbaş. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Gayet olsun diyorum. Bir çıkışta konuşacağım. Tamam, bakayım bana neler şu rahat rahat söylesin. Bakayım ne, niye bakmış. Sağ olun, sağ olun efendim. Az sonra buradayız rüyalarınızla. Hanımlar beyler, hazır mısınız? Rüyalarla ilgili merak ettiğiniz her şeyi masaya yatırıyoruz. Rüyalarınızı kontrol edebilir misiniz? Rüyalar hakkında şimdiye kadar hiç duymadığınız gerçekler neler? Rüyalar bize hangi mesajları veriyor? Araştırmacı yazar Volkan Kemal Ergenekon şimdi stüdyomuzda. Araştırmacı yazar Volkan Kemal Ergenekon, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Rüya gördünüz mü dün gece? Evet, biraz. Biraz. Şimdi rüyalar çok enteresan. Hocam sizi bulmuşken rüyalarla ilgili çok sorular geldi bana. Estağfurullah. Tek tek sormak istiyorum fakat çok enteresan şeyler de çıktı. Mesela rüyada düşmek, rüyada para saymak, ayakkabı kaybetmek mesela birinin öleceğine dalalet etmiş. Siz de biliyorsanız bana söyleyin başka. Biliyor musun? Başka ne diyorlar? Ver mikrofonu. Ayakkabı mı? Neymiş ayakkabı? Cenaze. Ayakkabı görmek mi? Ayakkabı çıkartmak mı, kaybetmekmiş? Kaybetmek. Ha, bakayım, diş kırılması yine böyle bir cenazeymiş. Evet. Kız çocuğu kötü haber. Olan çocuğunu bilmiyorum. Saç kestirmek ömrü kısaltıyor. Rüyada öleni görmek ömrü uzatıyor. Yani sizi eğer vefat etmiş görürsem ömrünüz uzuyor. Para saymayı tekrar soralım. Siz ne soracaksınız? Zamansız meyve. Ne? Zamansız. Mesela yazlık üzüm mesela kışın gördüğümüzde gözyaşı. Çok güzel. Evet. Öyle çok mi? Güzel. Evet. Şimdi kardeşimiz çok önemli bir konuyu söyledi gerçekten. Şimdi bu konu en esaslı kaynağı 12. yüzyılda bu konuda kitap yazmış olan Nablusi'nin kitabıdır. Şimdi orada çok önemli bir konu var. Mesela gördüğümüz rüya hangi mevsimde gördük? Hangi şehirde yaşıyoruz? Yani deniz kenarında bir yer mi yoksa dağlık bir bölgede miyiz? Bulunduğumuz ortam, psikolojik ortam, ekonomik, sosyolojik ortamlar, bunlar hepsi görülen rüyayı olumlu olumsuz etki yapıyor. Yani hatta dini inançta bile mesela Yahudi'de biliyorsunuz deve eti haram. Mesela bizde de domuz eti yemek haram. Eğer bir Yahudi
deve eti yiyorsa rüyasında, onun için bir uğursuzluk ve kötü bir mana çıkıyor. Bizde domuz eti bizde yiyorsa? Bizde ise domuz eti yiyorsa kötü bir anlam çıkıyor. Yani kişinin dini, inancı da rüya tabirini etkiliyor. Mesela bir erkeğin mesela bayan elbisesi giymesi olumsuz olduğu gibi, yani cinsiyet de önemli. Bir erkeğin veya bir bayanın da erkek elbisesi giymesi olumsuzluk ifadesi olabiliyor. Veya kış mevsiminde mesela yaz meyvesi görmek veya yaz mevsiminde mesela kış meyvesi görmek de yorumları etkiliyor. Demek ki her rüya tabiri her zaman aynı değil. Mevsimimiz, cinsiyetimiz de bunlarda önemli bir faktör. Peki birinde duymuştum, bana Rabbim evleneceğim kişiyi göster. Bu istihare rüyaları. İstihare, evet. Böyle bir rüyaya yatmamış fakat gerçekten kocasıyla tanışıp da hatta evlendikten sonra aklına geliyor. Ben seni rüyamda gördüm galiba. Bize rüyalar gerçekten evleneceğimiz kişiyi gösterebilir mi? Gösterebiliyor. Ben de çok bu şekilde arkadaşlardan, yani bana gelen arkadaşlardan bu tür şeyler çok duydum. Veyahut da mesela deprem önceden görmüş. Çanakkale'ye gibi. Tekrar geçmiş olsun bu arada. Tekrar bir deprem yaşandı. Evet. Geçen hafta da hocam da çok ilginç bu konuda anekdotlarda bulundu. Yani biz sizinkileri şimdi merak ediyoruz. Evet. Peki şimdi çok enteresan şeyler var ama bir VTR'miz var. Aslında bu yıllar önce yapıldı fakat çok enteresan geldi, bana hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Bir anne rüyasında oğlunu görüyor. Fakat oğlu vefat etmiş ve aranıyor ve bulunamıyor. Evet. Cinayet mi oldu, kayıp mı oldu, ne oldu? Rüyasında görüyor ve öldüğü yeri rüyasında gördüğü için oğlunun cesedine ulaşılabiliyor. Bir hatırlayalım o görüntüyü, sonra çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü, buyurun. İnanılmaz olay. Dörtlüydü. Burası dörtlüydü. Bu ağaç dörtlüydü. Evet, o ağaç. Bunlar yıkılmış zaten, bak dörtlüydü. Evet, yıkılmış. Dörtlüydü. Kaybolan oğlunu rüyasında gördü, cinayeti çözdü. Murat Koncagül 5 yıl önce arkadaşlarıyla eğlenmek için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Annesi bir anda ortadan kaybolan oğlu için polise kayıp ihbarında bulunduysa da öz amcasının "Ben Murat'ta sık sık görüşüyorum" şeklinde ifade vermesi üzerine dosya kapatıldı. Oğlunun öldürüldüğünü rüyasında gördü. Her gün bir umutla evladının dönüşünü bekleyen anne Hatice Koncagül, yıllar sonra rüyalarında sık sık oğlunun öldürüldüğünü ve boş bir tarlada kavak ağaçlarının altında olduğunu görmeye başladı. Rüya gerçek oldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden acılı anne, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne rüyasını anlattı ve oğlunun öldürüldüğünü düşündüğünü söyledi. Anne Hatice Koncagül'ün anlattıklarından etkilenen şube müdürü kayıp dosyasını yeniden açtı. Amca miras için yalan ifade vermiş. Şüpheli ifadeler veren amca, abisinden kalan iki ev ve bir otomobil için ölen yeğeni hakkında yalan ifade verdiğini itiraf etti. Sırlar tek tek çözüldü. Tüm gerçekler yeniden başlatılan soruşturma sonucunda ortaya çıktı. Murat Koncagül'ün 3 arkadaşı tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Ekipler cinayet itirafından sonra sanıkları olay yerine götürerek keşif ve arama yaptı. Olay yerine gelen anne Hatice Koncagül, dehşet içinde olayın yaşandığı yerle rüyasında gördüğü yerin aynı olduğunu söyledi. Şu otlukların orası, oradaydı yavrum, yatıyordu üstüme adamlar içinde, anne beni kurtar diyordu. Buralar hep açacağız. Hani ana yüreği derler ya, anne yüreği bambaşka. Yani keşke bu acı olayı hiç yaşamasaydı da bu kadıncağız böyle bir rüyaya gerek kalmasaydı. Görüyor musun miras için dayının da yaptığını? Ve polise de gerçekten duyarlıymış. Hani annenin gördüğü rüyadan yok canım olmaz öyle bir şey dememiş. Ve gerçekten gitmiş, araştırmış. Dosya kapanmış. Dosya yeniden açılıyor. Annenin gördüğü bu rüyadan sonra. Evet. Ve gerçekten de evladının cesedine ulaşılmış. Ne düşünüyorsunuz hocam?
Efendim geçen sene bana bir hanımefendi geldi Almanya'dan. Bir rüya gördüm dedi. O rüyanın yorumu için internete girdim. Aslında ben mesela internetteki rüya tabirlerine pek itibar etmem şahsen. Fakat çok enteresan bir olay. Rüyada mesela önde at arabası, samanlar, iki tane saman düşüyor yere falan yolda giderken. Hı hı. İlgisiz bir rüya. Tıklıyor. Aile içi cinayet diyor. Saman. Saman. Önce, hiç Allah. Alakası ilgisi olmayan bir rüya. Hani bir anlam. Hı hı. Güldüm diyor. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Saçma sapan bir şey tabir diyor. İki oğluyla birlikte yaşıyor. 17 ve 13 yaşında oğluyla. Aradan 10 gün geçiyor. Bir gün çocuklarını ortada göremiyor. Müstakil bir evde kalıyorlar. Bir bakıyor ki kömürlüğe giriyor en sona bulamayınca. Ya buraya mı girdiler acaba diye. Bakıyor ki 17 yaşındaki oğlu 13 yaşındaki oğlunu... dönüyor. Bu sefer annesine saldırıyor. Yani o kadar mutluyduk ki diyor. İki kardeş birbiriyle son derece uyumlu. Üçümüz çok huzurlu, mutlu bir yaşantımız vardı. Çocuklar çok sağlıklı, okullarında başarılılar. Yani böyle bir şey yapılması için hiçbir sebep yoktu diyor. Sonra tabii maalesef tabii böyle bir şey söylemek istemezdim. Böyle üzücü, çok korkunç bir olay. Bir annenin iki evladını birden evet. kaybetmesi. Çünkü biri cezaevinde, biri toprakta, mesela, toprak altında. Cezaevine yani gittim malum diyor. Oluyor mu bazı şeyler? Maalesef efendim bazıları. Peki o zaman şunları sorayım mı size? Uyarıcı rüyalar var. Uyarıcı rüyalar var. Müjdeci rüyalar da var tabii. Peki bu az önce izleyicilerimizin de söylediği, daha eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Mesela ayakkabı kaybetmek ölüm haberi alacağınıza dalalettir denir. Evet, doğru mu? Denir. Yanlış mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ben rüyalar üzerine bilgi sahibiyim ama tabiri konusunda yetkili değilim. Kendimi yetkili görmüyorum. Çünkü hayra yoruz biz zaten. İşte hayra da yormak gerekiyor. Çünkü rüya tabirini herkes yapmamalı. Yani benim gibi, ben şahsım için söylüyorum. Yani bununla tabirde bulunabilmem için takva sahibi olmam lazım. Yani çok büyük günahlardan arınmış, hani kendimi uzlete çekmiş birisi olmam lazım. Bunun için illa çok okuyan bir insan da olmak gerekmiyor. Mesela ilkokul mezunu bir teyze oluyor apartmanımızda. Yaşlı çok böyle temiz, fakat kalpli. Çok temiz, bak, kalpli, bak, iyi. Mesela o tür kişilere rüya yorumu yaptırmak lazım. Ha. Diye düşünüyorum. Peki ben yorum değil ama bunları siz duymuşsunuzdur. Tabii ki araştırmacı efendim. Bir tabii yazar ki. Olduğunuz tabii. için. Mesela evet. altın bilezik oğlan çocuğuna, kız çocuğu kötü habere, diş kırılması, dökülmesi ölüme, saç kestirmek ömrü kısaltmaya, rüyada ölüm ömür uzamasına, düşmek aslında ferahlık demekmiş. Para çalmak, birinin derdine ortak olmak, para saymak sürpriz gelişmelere. Ve bir de sorumuz var. Onu da biraz sonra sorayım. Mesela bunları duymuşsunuzdur siz. Duydum tabii. Zaten bir kere akaid olarak da bizim inancımızda var ki Yusuf suresi 6. ayet-i kerimesinde, Yunus suresi 106. ayet-i kerimesinde, 56. ayet-i kerimelerinde de yine rüya ilmiyle Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu peygamberleri desteklediği ve onlara tebliğ ettiği şeyi var. Fakat bu bütün kardeşlerimiz için de geçerli. Yani onlara da rüyalarında bazı şeyler önceden bildiriliyor. Tabii bunun zamanlaması çok önemli. Hangi günde gördüğü. Çünkü mesela Freud'un bu konuda bir görüşü var biliyorsunuz. Psikanalizde. Şunu diyor. Gündüz yaşadığımız ekonomik, sosyal üzüntülerin şuur altına yerleşip daha sonra gece bunun tezahürü, vizyonu şeklinde ele alıyor. Ama Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ise diyor ki eğer çok tok karnına yatmışsanız veya tam tersi çok aç karnına yatmışsanız veya o gün birisiyle tartışmışsanız, üzücü bir ruhsal ve bedensel yönden size zorlayıcı bir şey olmuşsa da kabus böyle etkilenebilir. Peki hiçbir şey yok ama hiç alakasız rüyalarda görebiliyoruz ve muhakkak tabii merak ediyoruz, bize bir uyarı mıdır? Hatta aladan ya da bizim farkında olmadığımız bir şeyler mi var? Rüyalar ve acılarla ilgili görüntülerimiz var. Bir izleyelim, sonra hocamıza tekrar soracağım. Estağfurullah. Rüya görmek acıları hafifletiyor. İnanılmaz görüntüler ekrana geliyor. Amerika'da yapılan araştırmada rüya görmenin acıları azalttığı tespit edildi. Yani rüya gören insanların acıları azalıyor. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada
deneklere rahatsız edici ya da üzücü duygusal resim ve fotoğraflar gösterildi. Hayatlarında şok edici, travmatik olaylar yaşayan insanlarda kalıcı duygusal hasarlar oluşuyor. Ancak uyku sırasında rüya gören aralığın beynin yeni yaşanan, taze anıları işleme biçimine de etkisi olduğu düşünülüyor. Bu nedenle rüya görme sürecinin daha iyi anlaşılmasıyla travma sonrası duygusal bozukluk yaşayan kişilerin tedavisine ışık tutulacağı söyleniyor. 35 gönüllü seçildi. Araştırma için 35 gönüllü seçildi. Seçilen 35 kişi iki gruba bölündü ve kendilerine duygusal tepki yaratabilecek 150 adet resim gösterildi. Daha sonra gruplardan birinin gece iyi uyuması sağlandı. Diğer gruptaki deneklerse uyumadılar. Rüya görenlerde ilginç sonuç. Denekler daha sonra MR cihazına bağlandı. Aynı resimlere baktılar. Uykusuz olan gruptaki deneklerin beyinlerinde duygularla ilgili alanların diğer gruptaki deneklere göre daha faal olduğu tespit edildi. Dinlenmiş olan gönüllülerin beyninde ise faaliyetler daha çok mantıkla ilişkilendirilen bölgelerde yoğunlaştı. Yani uyuyan ve rüya gören grubun morali uyandıklarında çok daha iyiydi. Peki her insan rüya görür mü? Rüya görmeyen insanların bir sağlık problemi mi var? Söz canlı yayın stüdyomuzda. Soruyla döndük. Herkes rüya görür mü? Ben rüya görmüyorum ki diyenlerin sıkıntısı mı var? Hayır efendim, onlar farkında da görüyorlar değiller. Fakat uyanlar, çünkü bu konuda yapılan araştırmalar herkesin rüya gördüğünü ama bir dakikalık dahi olsa, zaten biliyorsunuz rüya iki saniye bir süreci kapsıyor. O kadar kısa ama biz bazen uzun uzun görüyoruz. Evet. Bir de sabah gördüğümüz rüyalar daha gerçekçi oluyor. Yani sabah namazından sonra veya sabah uyandı, kahvaltı yapıp tekrar yatıyor kardeşlerimiz. İşte o gördükleri rüya biraz daha gerçekçi rüya oluyor. Peki yılan görmek düşman çektirmek, evet. Yine ölüm haberi demekmiş diye, evet. Sizler bana yazıyorsunuz, ben de paylaşıyorum sizlerle ama tabii evet. Bunlara göre amel etmek, yani rüyaya göre amel edilmez bizim dinimizde. Kesinlikle ben de o düşüncedeyim ya. Değil mi? Evet. Peki mesela bakayım, Ferda Erdoğan diyor ki Zahide Hanım, sürekli rüyamda ev görüyorum, ev taşıyorum, hep evlerin içindeyim. Ne olabilir acaba? O yolculuğa çıkacağını gösteriyor diyebilirim. Bak yine uzmanı değilim. Siz evet. Şahsi. Rüyamda vurulduğunu görmüş Fatma Hanım mesela. Şimdi bir de şunu efendim söylemek gerekiyor. Kişi kendisini kıskanan birisine rüyasını anlatmamalı. Yani kendisine düşmanlık hissi duyan birisine anlatmamalı. Daha çok sevdiği kişilere, yakınlarına rüyalarını anlatmalı. Suyu anlatın derler. Suya, su akan suya. Neden? Evet. Yani hayırlı olması, daha rüyanın gerçekçi, onun hayrına dönmesi için. Mesela çok güzel, bekar, evlilik gördü. Evleneceği kişiden çok memnun ve mutlu. Anlatmayın, evet. Yoksa tersine döner, çıkmaz derler. Evet, doğru. O da olabiliyor. Bazı rüya tabirlerini, hani Nablusi'nin kitabında da var o. Bazı rüyalar da ters çıkıyor. İşte o kadar karmaşık bir durum ki. Yani akşam nasıl yattığımız, mesela namaz abdestli olarak yatmak gerekir. Hani evin ambiyans ona göre olması gerekir. Feng Shui dediğimiz mesela odamızın renkleri, yani yatak odasının duvarının renkleri, dekorasyon da insanın ruhsal ve uyku problemi var mı? Mesela bunlar hep fizyolojik rahatsızlıklar da. Uyuduğunuz yerde ayna olması. Şimdi şöyle bir şey, biliyorsunuz eskiden Osmanlı'da aynaların önünde kepenk vardı, hatırlarsınız. Kepenk akşamleyin kapatılırdı, sabahleyin kalkınca aynanın kepenkleri açılırdı. Neden öyle bir şey yapmış? Şimdi ben onu Kastamonu'da, Mehmet Usta var bu işi yapan, 80 yaşında, çok değerli bir zat gerçekten, ona danıştım. Kişi diyor ki mesela geceliğin uyandınız, o sırada birdenbire kendi görüntünüzle o karanlıkta aynada gelebilirsiniz. Bu sizi bir an bir psikolojik şeye sokabilir, rahatsızlıklara sokabilir. Tabii metafiziksel yönleri de var ama anlatmak istemiyorum onu. Öyle mi? Hani biraz çünkü çocuklar falan da izleyebilir programı. Aynen öyle, bu saat olarak çok haklısınız. Peki çok merak ediyorlar şimdi, siz de gelince evime sürekli hırsız giriyor, görüyorum eşyalarımı çalıyor, ne olabilir demiş Gizem Hanım. Evet, şimdi o da mal kaybına, maddi yönden kısmetsizliğe yöneleceğini ifade ediyor. Peki
vefat eden birisi, sevdiğiniz birisi, eşiniz, çocuğunuz, Allah korusun. Allah korusun. Hani Allah evlat da sınamasın hiç kimseyi, amin, tekrar söyleyeyim. Inşallah. Rüyasında gören ya da tam tersi görmek isteyip de bir türlü rüyama girmiyor, gelmiyor, göremiyorum diyenler de ekran başında olsun. Ama hep bizden bahsetmeyelim, biraz hayvanlar aleminden de bahsedelim. Muhakkak, hatta muhakkak bizi bir tatlı konuşturabilir, gülümsetebilir de. Hayvanlar rüya görüyorlar mı? Buyurun efendim, bir izleyelim. Bakalım onlar nasıl tepki veriyorlar. Gelsin görüntülerimiz. Çünkü bir kedi ve annesi. Allah'ım şu görüntünün de güzelliğine şimdi. Rüya görüyor muhtemelen. Evet. Allah'ım. İkisi de kedilerin en çok sevdiği şey uyumaktır biliyorsunuz. Bir de rüyasında nasıl güzel sarılıyor. Allah hiçbir anneyi evladından, evladı amin, annesinden ayırmasın. Çok tatlılar yani. Çok tatlılar. Ama rüya görüyor herhalde çünkü o eldeki evet, sarılma evet, işareti. Tabii bu da ki bir köpek. Köpek aslında yatıyor ama kim bilir çayırda, çimende nasıl ne koşturuyor. Yapıyor, koşturuyor evet. Hala rüyadaydı o, ayağa kalktığında da duvara çarpınca. O çayır çimen devam ediyor. Ah kıyam. Yani hayvanlar da rüya görüyor. Altıncı hisleri bizden üstün olduğu için bunu kabul etmek gerekiyor. Değil mi? Mesela biliyorsun depremi önceden fark aynen ediyorlar, hissediyorlar. Hatta gözüne baktığınız zaman mesela vahşi bir köpek özellikle, ona sevgi yolladığınızda gözünüzle bakarken ben seni seviyorum, zarar vermeyeceğim dediğiniz onu hissediyor ve saldırmıyor. Gözler kalbin aynasıdır, çok doğru. Peki şu haberden bir haber almıştık, onu da görelim bakalım rüyasında ne gördüyse. Buyurun bir izleyelim haberimizi. Üstümüze balıklama atlıyor. Rüyasında ne görüyordu bilinmez. Uykusundan bir anda zıplayarak uyandı, dükkanın içinde koşmaya başladı. Bilgisayar oyunu oynayan bu gençlerin üzerine böyle atladı. Herhalde bombadan falan kaçtı zannettik. Oralarda devirdi çünkü baya bir ses çıktı. Biz de kaçtık arkadaşlarla. Avcılardaki bu internet kafenin müşterileri bilgisayarda oyun oynuyor, bir müşteri ise sandalyede uyuyordu. Öğle saatlerinde Oktay Bey'in bilgisayar karşısında içi geçti. Birden uykuya daldı. Kısa bir süre sonra sanki panodaki işaret gibi elektrik çarpması yaşandı. Adeta yerinden fırladı ve bu tarafa doğru koşmaya başladı. Bakın o sırada neler yaşandı. Oktay Bey rüyasında ne gördü bilmiyoruz ama tüm hızıyla işte bu panoyu açtı. Klavyeyi, kasayı yerle bir etti. O sırada burada oturanlar neye uğradıklarını şaşırdılar ve korkuyla kaçmaya başladılar. Biz bilgisayara dalmıştık, birden üstümüze bilgisayarlar düşmeye başladı. Biz de korktuk yani. Üstümüze balıklama attı. Kızlar zor tuttu bana. Kendine gelmeye başladı. Onu oturttuk oraya, çay may verdik. Uyur gezer müşteri bir süre dizlerinin üstünde yürüdü. Kendine gelmesiyle korku dolu anlar son buldu. Kendisini elektrik çarptığını, bu yüzden aklının başından gittiğini iddia etti. Üstüne atladığı müşterilerse en az onun kadar şok içindeydi. Müşteriler ben zaten onlar gelmiyor. O günden beri kimse gelmiyor buraya. 5 numara. Yani böyle izledik. Ne oluyorsunuz? Oktay Bey yerinden fırladı gitti, size ne oldu? Onlar da bir... Müşteri gel. Yani çok enteresan. Şimdi bir insan rüyasında ne görüyorsa o hışımla, o heyecanla diğerleri de korkmuş, tedirgin yani, olmuşlar. Evet. Rüya devam mı etmiş yoksa uyanmış ve bir anda şok mu? Şöyle de olabilir. Mesela seyirci kardeşlerimiz de bilirler. Rüya görüyor, uyanıyor. Mesela o sırada bir kahvaltı yapıyor. Yatıyor, tekrar rüya devam ediyor. Bu şekilde yaşayan oldu mu acaba? Yani şimdi güzel bir rüya görüp de ben niye uyandım ki devam edeyim deyip. Ha? Ben bazen yaşadım onu, biliyor musun? Çok güzel bir rüyaydı ve devam etmek istedim. Reklama gidiyoruz efendim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rüya nedir? Rüya içinde rüya görmek mümkün mü? İnsanlar neden rüya görür? Rüya nasıl yorumlanır? Haberci rüya nedir? Rüyaların içinde kaybolmak mümkün. Çok enteresan sorular geliyor. Az önce gördünüz, bir kişi rüyasında uyandı ve bir anda internet kafeyi birbirine soktu. Evet. Çok enteresandı. Bir anne rüyasında bulunamayan evladının öldürüldüğü yeri görüyor. Benim evladım burada diyor. Polis tekrar soruşturma başlatıyor. Tekrar kapanan dosya açılıyor ve annenin gösterdiği yerde evladının cesedini
rastlanıyor. Rüyalar bize hayatımızın bir yerlerinde bir şeyler anlatıyorlar. Amel edilmez denir dinimizde. Ama rüyalarımızı da merak ediyoruz. Evet. Ve araştırmacı yazar Volkan Kemal Ergenekon da karşımızda. Şimdi Sayın Ergenekon, bir şey soracağım. Çok soru gelmiş. Utanıp sıkılıp soramıyorlar. Ama ben sormak durumundayım. Siz ne diyorsanız. Çünkü bir taraftan sağlık programı yapıyoruz ve bu da sağlığın bir parçası muhakkak, diye düşünüyorum. Muhakkak, evet. Cinsel içerikli rüyalardan bahsediyorum. Hı-hı. Bir anne sormuş. Çocuğumun rüyasında mastürbasyon yaptığını gördüm. Evet. Yani bana anlattı. Ben ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Bir eş yazmış. Eşimin böyle rüyalar gördüğünü görüyorum. Ondan soğuyorum. Hani benimle mutlu değil misin de sen rüyanda böyle bir şey yaşıyorsun diye. Ne dersiniz, ne düşünürsünüz? Aslında bunlar şuur altı takıntı da olabiliyor veya o zannediyorum o çocuk blue döneminde. Evet. Çok tabii değil mi? Hani fizyolojik olarak beyin ve fizik onu istiyor, böyle bir olay istiyor için gecede o alt benden üst bene çıkıp o şekilde tezahür ediyor. Vizyon şeklinde tezahür ediyor. Çok sağlıklı. Hatta görmüyorsa sağlıksız. Ha. Yani ben şunu anlamıyorum. Ya cinsellik bizim hayatımızın temeli. Neden bunda utanılır edilir, böyle bir tabulaştırılır anlamıyorum. Şimdi yani bunun okullarda ciddi olarak ele alınması lazım. Aynen anlatayım hocam. Kesinlikle öyle. Ha. Bilinmeyene doğru sadece yani, internet ortamında gençler bir takım şeyler öğreniyorlar. O daha mı iyi? Bence asla değil. Evet. Gerçekten bunun eğitimi verilmeli. Utanıp sıkılmak değil, doğrusunun öğretilip anlatılması taraftarıyım. Evet. Ben de şahsi görüşüm. Evet. Peki ama bu hanımefendinin durumu daha enteresan. Çünkü o eşinin böyle rüyalar gördüğünü söylüyor. Evet. Ve benden soğuyor mu ya da ben mutlu edemiyor muyum ya da bir problem mi var diye düşünüyor. Hayır, öyle sakın öyle bir zanla bulunmasın. Bu tamamen şeytani bir rüya. Yani şuur altı takıntısı da diyebiliriz veya ama art niyetli bunu aramamak lazım. Bu zamanla düzelecektir. Yani önemsememeli. Peki. Rüyaların yorumları hocamın dediği gibi ancak bunu safiyane duygularla hayatı ve dinini yaşayan insanların yorumlaması gerektiğini söylüyor. Evet. Fakat mesela çok enteresan. 7 yaşındaki kızı annesine anlatmış rüyasını. Annesi de size soruyor. Her gece rüyasında kirli bir suyun çokça evimizi bastığını görüyor ve akşam olunca tekrar o rüyayı göreceği için çok korkuyor. Uyumak istemiyor diyor. Hocama sorabilir misiniz demiş. Evet. Şimdi geçici olarak evde bir huzursuzluk olacak ama ondan sonra tekrar evde bir maddi manevi bir ferahlama, rahatlama olacak. Bu kötü şeylerden lütfen etkilenmeyin çok fazla. Evet. Yani mesela Zahide abla, rüyamda ölü bebek, ölü erkek gördüm, anlamına baktım. Çok kötü bir şeymiş, çok etkilendim. Lütfen hocamıza sorabilir misiniz? Evet. Şimdi ölü erkek görmesi bir noktada da geçmişteki olumsuzluklardan kurtulup yani o sürecin bitip daha güzel bir sürece başlamasına işaret ediyor. Hiç üzülmesin. İyi. Evet. Yani her hayra yoğurmak diye hayra bir şey yoğurmak var mı rüyada? Tabii ki. Hepsi hep iyi tarafından düşünün. Peki rüyada öldürüldüğünü görmüş bir izleyicimiz Fatma Hanım. Rüyada ölmek, rüyamda vuruldum bunun demiş. Bunun tersidir, tam tersi yükseleceğine işaret eder. Bak ne güzel. Peki isminizi vermeyin bu arada, bağlanın, sorun hocamıza ama kısa soru cevap yapalım hemen. Merhabalar Batman'a günaydın. Günaydın. Bak çocuğunuz konuşuyor, siz beni duymuyorsunuz kuzum. Günaydın, alo. Günaydın. Hah, ne gördün kuzum rüyanda hemen söyle. Ne gördüm rüyamda, sürekli erkek çocuğu görüyorum da. Ha. Yani erkek çocuğu rüyamda görün bir sebebin. Sürekli çok erkek hayırlı, çocuk görüyorsunuz. Çok hayırlı bir şey. Bence ailesinin ekonomik yönden, sosyal yönden daha iyi olacağını, kendisinde sağlığının düzeleceğini ifade ediyor. Hadi inşallah. Peki sevgiler Batman'a. Kız çocuğu görseydi? O da bereketi ifade ediyor. Bak kim dedi o kız çocuğu görünce kötü haber diye? Bereketmiş meğer. Hayra yorun her zaman. Tabii. Kız çocuğu iyidir. Evet. Tabii. Peki Hakan Bey, rüyada ölmüş birini görünce seni almaya gelmiş diyorlar. Doğru mu demiş? Rüyada ölmüş birini görünce seni almaya gelmiş diyorlar. Doğru mu? Biraz. Ya. Hülya Hanım, yıllardır rüyamda yüksek bir pencerenin kenarında kendimi görüyorum diyor. O da ekonomik yönden yükseleceğini ifade ediyor. Hadi inşallah. Yani. Serpil Hanım, ne zaman rüyamda dişim çekilse ölüm haberi alıyorum demiş. Evet, doğru. Doğru mu? Evet, diş çekilmesi, evet, ölüm haberi. Evet. Peki, Diyarbakır'a gidelim. Günaydın.
Alo, günaydın. Günaydın kızım. Söyle rüyanı hemen. Nasılsınız Ayda ablacığım? İyiyim ablacığım. Ay kusura bakma, hızlı hızlı böyle rüya soru cevap yapalım diye sormadım. Ne olur özür diliyorum, kusura bakma. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim işte. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Sizi her sabah izliyorum. Allah mahcup etmesin. Teşekkür ediyorum. Hadi söyle rüyanı. Hocam da buradayken yorumlasın. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Hürmetler. Diyarbakır'a da selamlar. Selamlar. Ne gördün rüyanda? Ben altın görüyorum. Böyle Cumhuriyet altını görüyorum. Oh oh. Ne yapıyorsun? Altın alıyor musun? Yok ya, almıyorum. Ne yapıyorsun peki? Evet, yani elimde bulunuyor. Biraz Cumhuriyet Bey'e büyük büyük altın. Ama bu Cumhuriyet altına benzemiyor. Böyle tahri altınlar var ya hani. Ha. Eskide kalmayan altınlar var. Tarihi. Ha. Tarihi altın. Evet. Evet, evet. 7 tane elimde bulunuyor. Bir de hocam ben karanlık görüyorum. Hocam bir daha sorum var. Çok eskiden hep aynı rüyayı görüyordum. Hep aynı rüyayı görüyordum. Annem deli oluyordu. Delilemişti yani. Hocam delilemişti. Hep ben böyle korkuyorum. Böyle annem adayı böyle çok delilemişti yani hocam. Bir de bazen bana böyle saldırıyordu. Yani ne bileyim hocam, çok korkunç yani. Annen hayatta mı kuzum? Hayatta, hayatta. Hayatta bir sıkıntısı yok değil mi? Yok. Yok, çok şükür yok yani. Şükür. Peki. Yani bu her rüyayı... Iki... Her iki rüyaydı peki. Bayanın altın görmesi, yani sarı ve mesela mavi, açık mavi renkler görmesi iyidir ama erkeğin değildir. Allah Allah. Evet. Biz görürsek altını ve sarı, evet, açık renkleri iyi. Evet, iyi. Erkekler erkeğin için görse değil. Peki, evet, annesini böyle ruhsal sıkıntıda görmesi? Biraz sağlık problemi olacak demek. Ama tabii yine peki, üzülmesin. İnşallah düzelecek tabii. İnşallah. Ki. Evime sürekli hırsız giriyor ve eşyalarımı çalıyor demiş Gizem Hanım. Onu demin açıkladım. Ha öyle mi? Evet. Dur. Çok enteresan şeyler geliyor. Peki diğer migreni konuştuk. Bugün de migren soruların arasından bulmaya çalışıyorum, evet, da. Evet. Bakayım. Yok. Rüyayı kontrol edebilir miyiz? Olayı asıl şeyi soracaktım hocam. Vefat etmiş birisi var hayatımızda. Evet. Annemiz, hı-hı, babamız, hı-hı, Allah korusun evladımız. Hı-hı. Rüyamıza giriyor. Hı-hı. Onu iyi görmek iyiye, kötü görmek kötüye mi dalalet? Görmek isteyip de göremeyenler de var, onlar için, evet, ne dersiniz? Şimdi efendim mesela vefat esnasında hani annesi çok rahatsızlık çekmiştir veya babası hani çok üzüntülü bir süreç geçirmiştir. Çok, hı-hı, ağır ameliyatlar neticesinde, koman neticesinde vefat etmiştir. Süje burada genelde hep o vefat eden ki yakınını hep kötü olarak görür. Hmm. Çünkü son anları kötüydü. İşte şimdi orada da mı acaba acı çekiyor gibi. Veya normal hayatında çok günahkar birisi olabilir, babası veya annesi. O kişi de hep şuur altında işte ya galiba babam şimdi orada çok acı çekiyor, kabir azabı çekiyor, hmm, falan diye şartlarını üzülüyor. O düşüncesi şuur altından şuur üstüne çıkıyor, vizyona dönüyor. Aslında yani bunları Rabbim o kadar çok şey değil, mutlaka affedeceği, çok çok büyük günahlar işlemediği sürece hepimizi mutlaka ki affedecektir. İnşallah. O yüzden hani bu tür üzüntülere kapılmamak gerekiyor. Peki Emel Hanım merhaba, Ankara'ya da günaydın. Alo, merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun sorun sorunuzu. Hocam hayırlı günler. Size de efendim. Hocam ben rüya içinde rüya görüyorum. Bu gördüğüm, evet, rüyayı bir başkasına anlatıyorum. Yani rüyadayım yani. Hı-hı. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Rüya içinde rüya görmek ne demek? O gerçekçi rüya. Hmm. Onun çok iyi yorumunu yapmak lazım. Bayağı rüyanızın içinde rüyalar görüyorum. Ve ben canlı görüyorsunuzdur zannederim değil mi? Canlı görmek istiyorum. Sanki yaşıyormuş gibi görüyorsunuz o rüyaları. Evet, aynen. Evet. Mesela başka bir yere gidiyorum ama rüyadayım. Evet. Evet. Mesela bir parka gidiyorum ya da bir piknik, hı-hı, alanına gidiyorum. Hı-hı. Ve diyorum ki rüyadayım. O arkadaşıma ya da eşime, çocuğuma, çoluğuma anlatırken diyorum ki ya ben buraya gelmiştim daha önceleri. Evet. Yani hep böyle bir rüya içinde rüya görüyorum hocam. Bir rüyada olduğunu da farkındasın. Yaşıyorum. İşte bu dejavü olayı. Metafizikte, hmm, buna dejavü diyoruz. Önceden görmüştük hali. Evet. Mesela aynı şekilde gidiyorsunuz, o yerin kokusunu alıyorsunuz. Hı-hı. Bir bakıyorsunuz sanki ya ben sanki bu parka önceden gelmiştim diyorsunuz. Hı-hı. Ki çünkü mesela 2 veya 3 sene önce onu rüyanızda o gittiğiniz yeri görmüş oluyorsunuz. Evet.
Çok enteresan. Bir de efendim bir ilginç bir kardeşimiz bana böyle ilginç bir şey anlatmıştı. Rüyamda babamı gördüm dedi. Bana geldi. Oğlum benim kabrimin üstü çok kirli, çok berbat, çöp at falan dedi. Sabahleyin hocam kalktım Büyükçekmece'deki mezarlığa gittim. Gerçekten dedi. Ha. Baktım ki dedi gerçekten şişeler durumayım. Atılmış gece. Evet. Aynı o şekilde atılmış. Temizledim. Falan dedi. Allah Allah. Yani bir gece görüyor sonra. Dua ister mi acaba vefat eden birisi mesela rüya muhakkak da ki görmek? Muhakkak bir ki hayır duası en azından. Elbette. Yani şurada akaid noktasında yani selefilerle ehli sünnet ve şia arasında şurada bazı karmaşalar var rüyada. İşte hani rüya dua okunmaz. Hayır, tabii ki anne ve babamı vefat etmiş büyüklerimize dualar okuyacağız. Elbette ki okuyacağımız dualar onların günahlardan arındırmaz. Ha bir hani öyle bir söz vardı. Yani, Kur'an okumanın onlara bir faydası yokmuş. O yoktur gibi. Oysa hatta hayır. Yarın sorayım onu da öyle bir hafifletici, şey ruhu hafifleticidir. Onları muhakkak ki rahatlatıcıdır. Amel defteri bazı vefa ölmüşlerimizin açık. Hayırlı evet. Bir evlatsa, eğer herkese hayırlı bir ne bileyim bir şey ürettiyse, bir cami yaptırdıysa, çok güzel, bir evet. Okul yaptırdıysa, İnsanlığa amel defteri zaten. İnsanlığa hizmeti olmuşsa, yardım etmişse. Çok yaşayın, tabii açık ki derler. Yani. Peki sorunuz mu var kuzum? Peki mikrofon elinizde, buyurun. Hocam ben 86 doğumlu, benim çocuğum vardı, ilk çocuğum. Aha. 18 gün yaşadı. Ondan sonra ben bunu hep rüyamda gördüm. İki sefer rüyamda gördüm. Hatta bana dediler ki rüyanda gördün ama anlatmayacaktın. Niye? Bir daha görmezdin. Görmezsin. Gördün mü bir daha? Ben yok, iki sefer gördüm. Bir tane o rüyayı hiç görmedim. Ele ilk rüyamda kapım çaldı. Ondan sonra açtım. Zaten uzun boyluydu. Çok güzeldi. Ondan sonra sen büyümüş halini mi gördün? Evet. Ondan sonra kapıyı açtım. Buyur oğlum dedim. Erkek çocuğuydu. Ondan sonra anne dedi, beni tanımadın mı dedi. Yok ay dedim, ben dedi senin ölen oğlunum dedi. 18 günlükken mi kaybetmiş? Evet. Ondan sonra bir kere de bir rüya daha gördüm. Onu da mezarlığa gittik böyle ziyarete diye. Allah'ım ya Rabbim, bakıyorum herkesin mezarlığının üstünde ölenlerin kafaları, iskeletleri. Ondan sonra Allah Allah, kendi oğlumun şeyine gittim, mezarlığına baktım, benimkisi de aynı. O kadar etkilendim ve ben bunu hocaya da sordum. Hoca dedi ki çok ağladığınız için dedi rüyanızda dedi, onun doğru için öyle görmüşsünüzdür evet dedi. Ama üzülmenize gerek yok. Bakın ne mutlu size ki, yani o yaşta evladınızı kaybetmişsiniz ama ahirette sizin şefaatçiniz olacak, yardımcınız olacak. O yüzden üzülmeyin. Öyle derler. Evet. Bak yarın hocamla da konuşuruz arzu edersen. Evet. Ama soracağım. İnşallah cennette. Hiç üzülmeyin. Ha. Senin yani Rabbimden şefaat diliyoruz. Muhakkak. Ama Allah da bu acıyı, evlat acısı yaşayanları ayrı tutuyor gibi düşünüyorum ki çok onunla ilgili ama ayet. Bana bebeğe gelenler hep ne dedi biliyor musunuz Zahide Hanımcığım? Evet. Birkaçı söyledi, birkaçı söylemedi. Dediler ki çok güzelmiş, çok yakışıklı. Hep herkes de demiş ki gelenlerim birbirlerine anlat. Bana sonradan söylendi hani üzülmemek için. Toprağına güzel olurmuş. O ne demekmiş? Hani, o güzellik onu toprağa çekermiş. Cidden öyleymiş. O kadar böyle yakışıklıydı o gözler, badem gözler, o kirpikler, kaşlar. Bebek. Evet, masum melek bir kere melek olarak vefat etmiş. Melek evet olarak da ise ahirette şefaatçi olacak. Ne kadar güzel. Allah sana sabır versin. Sadece sabredeceğiz. Yani. Sabır versin. İki evladım var ama tabii ki onun yeri ayrıdır ama sana şefaatçi var öbür tarafta aslında. Evet. Bütün böyle evlat acısıyla yaşamış herkes için bu geçerli. Peki. Amin inşallah. Ali Bey diyor ki kanserden çok zayıflayarak ölmüş babamı takım elbiseyle sağlıklı olarak görüyorum. Onun cennette olduğunu gösterir diyorlar. Doğru. Doğru bir tabir evet gerçekten. Yani giysisi evet, kıyafeti. Hı hı, evet. Peki. Evet. Gökçe Hanım diyor ki rüyamda boşandığım eşimi görüyorum. Bu bir işaret mi? Eşi hayatta muhtemelen. Galiba tekrar onunla evlenmek istiyor kardeşimiz. Öyle mi? Evet. O yüzden. Peki. Funda Hanım da rüya önce kendimi ölmüş sonra gelinlik giymiş olarak görüyorum rüyamda diyor. He. Önce ölmüş olarak görüyormuş sonra da gelinlik giymiş olarak görüyormuş. Çok güzel bir rüya. Bu hayatının sorunlarını bir tarafa bırakıp atlatıp ondan sonra maddi manevi refaha kavuşacağını gösteriyor. Allah. Güzel peki bir hayata dönüşeceğini gösteriyor. İnşallah. Fadime Hanım da ölmüş babamı ben hiç
bakmıyorum. Erkek kardeşim hep görüyor. Sebebi var mı? Biri vefat ediyor. Hı-hı. Bizim rüyamıza girmiyor. Ama çok alakasız ya da ne bileyim. Başka birisinin rüyasına görüyor vefat eden birisi. Şimdi bu konsantrasyonla ilgili, hani insan beyninin dolu olup olmaması ile ilgili. Bu kardeşimiz günlük olaylardan dolayı çok düşüncedeyse, beyni çok doluysa veya her şeyi kafaya takan bir ruh yapısına sahipse göremez. Yani beynin biraz boş olması lazım, rahat olması lazım. Peki, kabus denen bir şey var mı? Ve kabuslardan kurtulmak için ne yapmak gerekir? Şimdi öncelikle fizyolojik olarak ve manevi olarak olmak üzere ikiye ayırmamız lazım. Fizyolojik olarak süje yatmadan önce mutlaka aç karnına olmamalı. Veya tam tersi çok tok karnına olmamalı. O günkü üzüntülerinden kafasını sıyırmalı. Yani yattığı zaman gözünü kapatıp bir 5 dakika meditasyon yapıp o günkü yaşadığı olumsuzlukları bir kenara bırakmalı. Ve mutlaka gusül abdesti alıp veya namaz abdestiyle yatmalı. Ayetler kürsüyle kendisini daire içine almalı ve Ashab-ı Kehf'in isimlerini yatağa okumalı. Bunlar bir pozitif enerji oluşturuyor. Bir bulunan yerde bir rahatlama oluşturuyor. Peki aynayla ilgili de çok soru gelmiş. Yatak odasında ayna olanlar. Evet. Bunun bir negatif etkisi var mı? Var, ya gerçekten da pozitif var. Etkisi var mı? Şimdi pozitif etkisi yok. Onu söylemek lazım. Bir metafizik etkisi var, onu anlatmayacağım. Bizim fakat, anlayabileceğimiz hale şimdi, getirip aynanın nasıl bir etkisi var yatak odasında ve evin içinde de belki. Evet, şimdi bu yansımadan dolayı yani evde daha geniş bir perspektif oluşturuyor ayna ve süje geceleri kalktığı lavaboya gitmek için veya su içmek için ve benzeri için kalktığı zaman bir an kendi kendisiyle karşı karşıya kalabilir karanlıkta. Kendi görüntüsünü başka bir görüntüymüş gibi bir halüsinasyon şeklinde görebilir. Veya bu biz olmayız da yetişkin olmayan çocuğumuz da böyle odasında da böyle bir şey olur. Bu ani korkmalar kişide bazı sendromlar oluşturabilir. Bu psikolojik yönü. Bir de metafiziksel yönü var. O da ayrı. Gerçekten ayna tavsiye etmiyoruz. Peki bana gidelim. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Şükür konuştuğuna. Hoş bulduk Ayna Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Efendim ben sürekli rüyamda kurbağa görüyorum. Ve artık kurbağalardan inanılmaz bir şekilde korkmaya başladım. Geçen hafta en kısa son gördüğüm rüyayı söyleyeyim. Bu seferki kurbağalar biraz böyle daha ince yapıda. Zıplayıp enseme girdiğini ve ben uyandım. Uyandım, saatlerce ensemi kurcalıyorum. Böyle atıyorum yastığımın altına bakıyorum. Rüyanın etkisi devam ediyor. Böyle bakıyor. Ya ne oldu diye. Ay rüya kurbağa enseme girdi. Ensemi kurcalasana. Adamcağız ya ne kurbağası kaçırdı kasayı saçmalama dedi. Ve ben inanın sık sık görüyorum. Acaba bir şey mi var? Bilmiyorum ne demek istiyor bana. Kurbağalar ne anlama geliyor? Etrafında kıskanan çok kişiler var. Çok nazar değdiren kişiler var. Öyle mi? Bunu ifade ediyor. Yani o silkelemeye çalıştıklarınız belki de sizin ayağınızı İnşallah, tutup çekenler yani. Evet, hayatta sizi kıskananlar, biraz fesatlananlar demek ki. Evet, normalde de böyle insanlardan uzak durmak lazım. Bize bir faydası yok, zararı çok. Maalesef. Üstelik. Evet, peki. Evet. Teşekkür ediyorum aradığınız için. Peki rüyayı kimseye anlatmayın derler. Evet. Ya da iyi niyetli insanlara anlatın dediniz. Evet, bir suya da anlatma var. Evet, değil mi? Evet. Başka ne yapmak lazım? Rüyayı gördük, uyandık. Çok güzel bir rüya, merak ediyoruz. Yada hanımefendinin rüyası gibi. Enteresan. Şimdi bir de ben mesela acizane tavsiyem. Mesela yatak başucunda bir küçük not defteri bulundursak iyi olur. Çünkü rüyaya kalktığımızda görüyoruz. Sonra çok çabuk unutabiliyoruz. Evet. Hani bir kahvaltıyla veya araya bir konu giriyor o an sabah kalkıldığında. O zaman hemen not alınsa iyi olur. Ama işte onu hani dediğim gibi bizim gibi kişiler değil de böyle takva ehli böyle hani gün görmüş tecrübeli hayat tecrübesi olan yaşlı insanlara daha çok danışmak lazım. Bir de Ennablusi'nin kitabını ben acizane tavsiye ediyorum arkadaşlara. Peki eğer bilmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız hocamızın tavsiyesi. Peki saç kestirmek ömrü kısaltır derler. Evet. Öyle bir şey var mı? Ya o da var. Tırnak fakat, tırnak kesmek. Fakat aynı zamanda saç kesmek kişinin gücünü toparlayacağı.
tekrar yeni bir hamle yapacağına da. Çünkü o saç tekrar çıkacak. Evet. Ya ben esasen Zahide Hanım, hep dikkat ederseniz hep şundan yanayım. Her şeyi lütfen pozitif bakalım. Yorumlarımızda pozitif yaparsak olaylar pozitif gelişir. Çünkü bakın mezarlıklar 12-13 yaşında hayatına doyamamış insanlarla dolu. Ya. Doğru mu? Aynen. Hiçbir şey üzülmeye değmez. Ya inanın ben gözümü açtım kapattım 58 yıl geçti. Hani nasıl geçti, nasıl oldu? Gerçekten bir rüya alemi. Biz yani şu anda rüya alemindeyiz. Yani şu an sanki öyle, rüyada öyle değil miyiz? Şu an yaşadığımız hayat da bir rüya. Bakın ve sonra bitecek. O yüzden hani pozitif müzik dinleyeceğiz. Pozitif programlar seyredeceğiz. Güler yüzlü insanların programlarını seyredeceğiz. Ve korku filmlerinden, hani metafizik amaçlı yapılmış filmlerden veya bu tür romanlardan, bunlardan da uzak kalacağız ve çocuklarımızı da uzak tutacağız. Peki. Evet. Rüyamda sürekli yılan görüyorum ve istihare için ne düşünüyorsunuz diye iki soru var ama ondan önce en son rüyanızda ne gördünüz? Siz ne gördünüz? Rüyalarınız gerçek oluyor mu? Ve en ilginç rüyanız neydi diye sorduk. Evet. Hocam sonra yorumlasın bekliyorum ama önce sizin söyledikleriniz, buyurun. Efendim bugün yine sokağa çıktık, vatandaşlarımıza çok güzel sorularımız var, onlar neler? Diyeceğiz ki en son gördüğünüz rüya neydi? En etkilendiğiniz rüyanız neydi? Ve rüyalarınız gerçek olur mu diyeceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Efendim en son gördüğünüz rüya neydi? Rüya. Vallahi ben rüya pek görmem. Binde bir görürüm ya, ben hatırlamıyorum. Evveli gün armut yerken gördüm kendimi. Armut yerken gördüm. Peki rüyalarınız hiç gerçek olur mu? Vallahi gençken daha çok sizin gibi böyle oluyordu. Çıkıyordu hakikaten ama yaşaldıkça mı bilmiyorum, kafa doldukça mı rüya göremiyorum. Ormanda yürüyordum. Karmaşık bir rüyaydı işte. Nereye gittiğimi de bilmiyordum, ne yaptığımı da bilmiyordum. Sadece yürüyordum ormanda. En son eşimi gördüm rüyamda. Nasıl gördünüz? Sadece bana gülümsüyordu. Şimdi sağ mı? Hayır, vefat etti 3,5 ay önce. Başını sağ olsun. Asal sağ olsun. Onu gördüm sadece, çok mutluydu. Sadece bana gülümsüyordu. İlginç, böyle şu rüyamı hiç unutamadım dediğiniz hangisi? Bir ara iç karışıklık çıkmıştı rüyamda. Savaş çıkmıştı. Savaş çıktığını gördünüz. Evet. Allah korusun. İlginç olarak mesela bir iki kere gerçek hayatta arayıp da bulamadığım bir şeyi rüyamda gördüm, gittim buldum aynı yerde. Ya uçak kullanıyordum, sonra güvenlikler falan aldı beni. Neden? Ehliyetim yok diye. Uçak kullanma ehliyeti. Tabii, ehliyetim yok diye güvenlikler falan aldı. Bu olsa gerek. Ne yaptılar sizi? Ne yaptılar? Apar topar aldılar, götürdüler. Ama uçak kullandığınızı gördünüz. Elimden aldılar. Evet, uçağı da aldılar elimden. Tüh. Uçak da gitti, yazık oldu. Gerçekten bak. Eşim vefat etmeden önce, 3-4 gün önce gördüğüm rüya, bütün her yer yıkılmış uyandığımda. Bir tek bizim binamız kalmış ve ben balkondayım. Etrafa bakıyorum ve eşimi arkamda görüyorum. Aa diyorum, herkes ölmüş ama diyorum, biz yaşıyoruz diyorum. Dönüyorum eşime bakıyorum. Sadece o arkamdaydı. Ona bir anlam verememiştim. Efendim rüyalarınız gerçek olur mu? Genellikle yani evet. Mesela pek rüya görmek istemem aslında. Yok, olmaz. Olmaz. Yani ya da hiç öyle bir şey takip etmedim. Bilmiyorum ki. Rüyamda eğer düğün dernek oluyorsa biri söylüyor, bir yakınımız ölüyor. Yani böyle bir halay şeklinde oyun falan oynanınca. Ona çok şahit oldum yani. Rüya ile amel edilmez derler. Hep iyi şeyler düşünmek lazım. Ama şimdi hanımefendi diyor ki, enteresan, rüyamda ne zaman halay çeksem birisi vefat ediyor diyor. Evet. Enteresan işte, o yoruma bağlı biraz da. Fakat o kardeşimizin herhalde biraz metafiziksel altıncı hisleri kuvvetli. Çünkü dikkat ederseniz hani çoğu gördüğüm rüya çıkıyor diyor. Evet. O şey, o biraz burçlarla da ilgili, biliyor musunuz Zahide Hanım? Mesela su grubun burcunda olanlar, yengeç, ben, akrep ve balık da olanlar rüyaları daha sayı oluyor. Daha gerçekten çıkıyor. Siz hangi burçtaydınız? Yengeç. Ben de yengeç burcu. Kaç Temmuz? 7 Temmuz. 3 benim de. Yükselenim aslan.
Beni bunu diyorum. Evde yengeç, işte aslan. İşte aslan olaydım burada sulu zırtlak artık ağlamaktan program yapamazdım. Ben sizden 4 gün büyüğüm. Yani o zaman. Ben de zaten 58'ime yeni girdim. Bir gün öyle olsun inşallah. Rabbim 60'ı, 70'i, 80'i, 90'ı görmeyi nasip sağlıklı, etsin. Sağlıklı, huzurlu ömür versin. Amin. Uzun hepimize, ömür değil hepinize. De sağlık hepimize. Aynen, bütün inşallah. Kardeşlerimize de. Duygu Hanım demiş ki rüyamda sürekli yılan görüyorum. Neden hı. acaba? O düşmana ifade ediyor. Yılan evet. düşmanı değil mi? Hı. Hatice Hanım da istihare için ne düşünüyorsunuz diye merak etmiş. İstihare doğru. Fakat yani hürafe değil, istihare doğru. Fakat istihareyi de yine böyle alim, zahit kişilere yaptırmak lazım. Öyle her önüne gelene istihare. Bir başkası falan. İçin, ya kendimiz eğer böyle bir şey yapacaksak zaten onu da hocamızla konuşuyoruz. Cuma günleri. Peki, Aysel Hanım merhaba, Ankara'ya da günaydın. Ben Ankara'dan arıyorum. Nereden? Bugün, Ankara'dan. Ankara'dan. Tamam, hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Baklava gördüm. Baklava. Oh, yediniz mi baklavadan? Yemedim. Böyle bir masa üstünde. Artı 2 gün evvel böyle bir deniz kenarı gibi denize girenleri görüyorum. Siz giriyor musunuz? Efendim? Siz giriyor musunuz? Hayır. Böyle çok görüyorum. Bir de şöyle bir durum. Düğün görüyorum. Giyimsiz, kıyafetsiz. Gelin şeysiz. Gelinlik kıyafeti yok ama gelinmiş bir yerde. Bunları çok görüyorum Zahide Hanım. Peki hayır olsun. Çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok görüşmek isterim. Gelin bir gün buyurun İstanbul'a geldiğinizde. Fakat şöyle bir durum. Beni bir ararsınız, sizinle bir özel görüşmek istiyorum. Çok çok seviyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Allah'ın mahcup etmesin. Çok teşekkür ediyorum. Alsın arkadaşlarımız telefonunuzu. Peki. Ararsınız. Ne kadar sevinirim bilemem. Denizi ne renk gördünüz efendim? Deniz mavi miydi, koyu muydu, lacivert miydi, kara mıydı? Böyle maviydi. Ama baklava, denizi daha evvel gördüm. Baklava bugün böyle gördüm. Oh, bak baklava bana dalalet. Gördünüz mü biz konuştuk deyip işin içinden. Peki çok teşekkür ediyorum. Nedir hocam? Tabii ki deniz görmek çok iyi. Kardeşlerimizin de bildiği gibi mavi olarak görmek, hele yüzmek çok çok daha iyi. O yüzden yani sordum, suyu görmek iyi. Su iyidir. Biliyorsunuz su görmek iyi. Baklava, deniz, başka bir şey daha vardı sanki. Neydi? Tüh gitti. Neydi? Ha, gelin görüyor ama gelinlikli değil. O zaman çevresindeki kişilerin pozitif bir hayata, yani mutlu, huzurlu bir şeye kavuşacağını gösteriyor. Akrabalarının falan huzurlu bir şeye kavuşacağını İnşallah. Görecek. İnşallah. Peki Isparta'ya gidelim. Günaydın. Günaydın. İyi günler Zeyda Hanım. İyi günler. Hoş geldin ablacığım. Hoş ne gördün ben. Rüyanda? Hayır olsun. Ya ben rüyamda devamlı sık sık uçtuğumu görüyorum. Uçtuğunu görüyorsun. Evet. Günaydın. O da yani çok uçtuğumu güzel. Görüyorum. Araba kullandığımı görüyorum sık sık. Normalde araba kullanıyor musun? Yok, kullanmıyorum. Normalde ehliyetin yok, araba kullanmıyorsun. Ehliyetim var ama kullanmıyorum. Ha, kullanmıyorsun. Ama araba kullanıyorsun bol bol ve uçtuğunu görüyorsun. Çok güzel bir rüya gerçekten. Bak çok güzel bir rüyaymış. Güzel. Yani bir şey daha soracağım da uzun olduğunu soruyorlar. Ben kısa anlamda sorabilirim. Hemen kısacık anlat. Ya ben şu rüyamda cenneti gördüm de bu meleklerin beni 7 katlı bir zencefilden bir dağa çıkarıp beni pervazdan cenneti gösterdiğini gördüm. Bir de onu sormak, öğrenmek istiyorum. Ne diyeyim, hayır olsun. Hayırlı olsun tabii, çok güzel. Zaten önceden gördüğü o uçma ile ilgili gördüğü rüya ile onun da birbiriyle örtüşüyor. Yani kardeşimiz oldukça temiz kalpli birisi diyebilirim yani. Bize de dua et. İnşallah. Tamam mı kuzum? Hepimize dua et. Peki teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Yeni bir... şimdi çok enteresan bir şey. Japonlar yine ne yapmış, ne etmiş? Rüyaya da el atmış. Evet. Ve sonunda bunu da yapmışlar. Rüyaların kaydedilebileceğini bulmuşlar ve bir makine yapmışlar. Bir izleyelim, sonra yorumunuz nedir bakalım. Buyurun. Japonlar bunu da yaptı. Japonlardan rüya kayıt makinesi. Teknoloji dünyasında geliştirdikleri cihazlarla dünyada adlarından sıkça söz edilen Japonlar şimdi de rüya kayıt makinesi yaptı. Geliştirdikleri alette retinaya gelen sinyalleri inceleyen Japon bilim adamları rüyalarla beyinden geçen düşünceleri dijital ortama aktarmayı başardığı açıklandı.
Araştırma Grubu'nun başkanı Yukiyasu Kamitani, insanlar bir nesneye baktıklarında retinaya bir sinyal geliyor ve gelen sinyal beyindeki görme duyusuna iletiliyor. İşte biz bunları dijital ortama aktararak görüntüleri elde edebiliyoruz şeklinde konuştu. Bakalım daha neler çıkacak, düşünsenize siz rüyadasınız, şuraya bir şey koyuyorlar, film makinesi gibi duvara yansıyor rüyanızda gördüğünüz ne varsa. Peşinizden koşturan bayağı Türk filmi gibi seyredin ne varsa. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim, uykusuzluk problemi çekenler için aslında Türkiye'de de var uyku odaları var. Evet. Sizin beyninizi elektrotlar takarak kontrol ediyorlar ve uyku sürecinizi de takip ediyorlar. Bilimsel olarak bizim doktorlarımız da bunu yapıyor. Yapıyorlar tabii ki. Yapıyorlar. Ya uyku felci nerede oluyor? İşte o zaman... uyku çok apnesi güzel mesela, apnesi. Ama bakın demek ki rüyalarınıza en çok etki yapan şey de sağlıklı uyku süreci. Kesinlikle. Yani uyuyamayan, çok geç uyuyan veya derin uyuyamayan arkadaşlar da bu kabus demiştiniz efendim. Onunla hep bağlantılı konular. Sıkıntılı yani, süreçlerde kabusa dönüyor tabii hayat. Dönüyor. Peki Güler Hanım, rüyalarımızı neden uyandığımızı unutuyoruz diye sormuş. Evet. O beynin tamamen dolu olması ile ilgili, konsantrasyonun zayıflığı ile ilgili bir konu. Aslında aramda arkadaşım sürekli benim evlendiğimi görüyor. Nasıl yorumlarsınız? Muhtemelen Aslı evli değil, arkadaşı onun sürekli evlendiğini görüyormuş. Evet, güzel bir rüya yani. Güzel. Hayırlı bir rüya tabii ki. Kimin evlendiğini görüyor mu Aslı? Pozitif bir rüya. O daha da belki önemli. Hayırlı olsun inşallah rüyası. Peki, bir izleyicimiz de hep ünlü insanları görüyorum ve onlarla fotoğraf çektiriyorum rüyamda diyor. Murat Tutuş böyle bir şey söylemiş. Şimdi mesela devlet başkanlarını görmek, tanınmış kişileri rüyada görmek iyidir. Yani sosyal yönden yükseleceğini ifade eder. Bazen beni de rüyasında görüp böyle bana anlatmaya gelen ya da ay ne oldu hocam? Dur ben niye hatırlamıyorum? Beni rüyasında görmüştü. Evet. O rüya nasıldı? Ben ona dokunuyordum ve gel diyordum ve gerçekten buraya geldi ve bebek şimdi hamile. Maşallah. Rüyasında gördü. Geldi ve Allah nasip etti. Maşallah. Ve şimdi hamile. Bir kızımız. Bak gerçekten. Ben unuttum, şimdi aklıma geldi. Peki Fidan, beni de gör demişsin, gördüm ama sorun ne, bak buraya yazaydın. Rüyasında devamlı bebek altını temizlerken görüyorum. Acaba bu ne anlama gelebilir diyor. Bu evli mi bu kardeşimiz? Bilmiyorum. Eğer evliyse çocuğunun çok iyi büyüteceğini ifade ediyor, gösteriyor. Normalde kendi saçları düzmüş ama rüyasında uzun ve sarı ve kıvırcık saçlarının olması ne demek acaba demiş. Hayır. Bir kısmetsizlik yaşadığını gösteriyor. Hep engellerle karşılaştığını, hayatı boyunca sürekli hep engellerle karşılaştığını ifade peki, ediyor. Peki Halime Hanım da annesini sormuş. Annesi rüyasında hep oturduğu eski evleri görüyormuş rüyasında. He. Gördüğüm kadarıyla kardeşimiz de hep geriye takılmış. Hep geçmiş olayları irdeliyor. Şu şöyle yapmıştı, bu bana bunu yapmıştı. Özellikle yaşlılarımızda çok olan bir şey biliyorsunuz. Çok evet. %90 olan bir şey. Peki, ona sıyırmak lazım. Bekar bir hanım kızımız rüyasında oyuncak bebek görmüş devamlı. Ne anlama geliyor diye soruyor. O evleneceğini gösteriyor. Haydi hayırlısı inşallah. Hayırlı bir nasip kısmet hepsine inşallah. Reklama gidiyoruz efendim. Az sonra buradayız. Araştırmacı yazar Volkan Kemal Ergenekon bizimle beraber. Aslında siz üniversiteden sonra bir de yüksek lisans Kata'da. Yok, İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptınız. Ama tabii bu kadar çok kitap yazınca biz de merak ediyoruz. Neler söyleyeceğiniz? Adaşım arıyor. Zahide Hanım merhaba. Antalya'ya da merhaba. Alo. Hoş geldiniz Zahide Hanım. Merhaba Zahide Hanım. Nasılsınız? Hepinize hayırlı günler diliyorum. Öyle derler ya, iki Zahide arasında şimdi herkes dua etsin. Güzel, iyi dileklerde bulunsun Rabbime inşallah. 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 Sizin gibi tatlı bir bayanla aynı ismi paylaştığım için çok mutluyum. Allah mahcup etmesin. Gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok beğeniyorum, çok seviyorum. Allah gönlünüze göre versin. Amin. İnşallah. Size de öyle. Misli misli versin. Nedir sorunuz? Buyurun. Zahide Hanım, hocama şöyle bir sorum var. Benim yaklaşık 4-4,5 aydır, yani hani bir ya da iki defa görülmüş bir şey değil, uzun bir süredir devamlı rüyalarımda her gece diyebilirim kendimi çocukluğumun geçtiği mahallede, memleketimde, hep akrabalarımın içinde, hep ailemin içinde bu şekilde görüyorum ama çok anlamsız. Yani hiçbir anlam yükleyemiyorum rüyama. Yani hani şöyle yaptım, böyle ettim diyebileceğim tarzda değil. Peki. Ama hep oralarda
Görüyorsunuz kendinizi. Bir de şunu da söyleyeyim Zayda Hanım. Benim bu rüyalarım geçirdiğim psikolojik bir rahatsızlıktan sonra başladı. Peki. 4 ay önce ben anksiyete bozukluğu teşhisi konulan bir rahatsızlık geçirdim. Bilirsiniz. İlaç kullanıyor musun kuzum? Hocam da bilir. İlaç kullanıyorum. Antidepresan kullanıyorum. Bunu doktoruma söylemiştim zaten rüyalarımı. Peki. Doktorum ilaçlarını çok az zamanım kaldı. Hocam konuşsun. Tamam. Kuzum çok az zaman kaldı. O yüzden yoksa dinleyemeyeceksin. Dur şimdi. Şimdi kardeşim şu an bir bunalım yaşıyor. Bir, tabii ki o da geçecek inşallah, düzelecek. İnşallah. Tabii o zaman insan neyi arıyor? Mutluluğu dönemi herkesin çocukluk dönemidir biliyorsunuz. İşte o günleri anarak şu an kişiyi atlatmak istiyor. Şu anki bunalımı, çocukluğunda yaşadığı güzel günleri, o pembe günleri anarak atlatıyor. Sık sık çocukluğunu düşünüyor ve bu da rüyada tezahür ediyor. Allah Allah, bedenin, evet. Ruhun seni eskiye, iyi olan zamanlara götürmeye çalışıyor. O zamanlar güzel bu şey zamanlarda aslında. Da aslında olsun. Şey. Evet, iyi rüyalar görmeyi, iyi şekilde telaffuz etmeyi ve doğru şekilde yorumlatmayı nasip etsin. Ne diyeyim? Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Siz de sağ olun efendim. Tenezzül buyurdunuz, davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İzleyicilerimiz mutlu oldularsa biz de mutluyuz. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.